geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Yaşı sorun etmiş ve bunu sık konuşan bir arkadaş grubu var. Onlara bir misafir olacağız. Bakalım neler yaşayacaklar. İzleyelim efendim. Buyursunlar. Boş konuşuyorsun. Hiç alakası yok. Ama boş konuşuyorsun. Sen dikkatli konuş benimle. Boş konuşuyorsun. Ya sen. Ya ne? Ya hadi. Matematik. Ya matematik mi? Ne matematik ya? Ya haksız mıyım Allah aşkına söyleyin ya? Matematik denen insan böyle bir şey yapmaz. Cale'ciğim sen kabullenir misin artık? Biz geçen ay senin doğum gününü kutladık mı? Kutladık. 1986'da doğmuş, ha. 2023'te doğum gününü kutlamış biri 37 yaşındadır. Sen de 37 yaşındasın. Hayır arkadaşım, ben 36 yaşındayım. Ay. 37'den gün alıyorum. Gün alıyorum be ya. Allah. İnsanların yaşını gizlemek için ortaya attığı saçma sapan bir argüman. Ne diyorsun? Gün alınmaz, gün yaşanır. Ya kız haklı kardeşim. Yani sen doğduğunda bir yaşında mıydın? Of. Yani doğdun, 12 ay sonra bir yaşına girdin. Teşekkürler Fikri. Aklın yolu bir. Hayatım ben 36 yaşındayım. 37'den gün alıyorum. 365 gün sonra da 37 yaşında oluyorum. 38 yaşındasın. Nereye girdiysen de oradasın. Ben şu anda AVM'ye girdim değil mi? Evet. Ben AVM'deyim. AVM'den adım aldın diyor muyum ben? Demiyorum değil mi? Ne anlıyorsun? Desem delisin dersin değil mi? 37'ye girdiysen 37'sin işte. Aşkım biz hangi senedeyiz? 2023. Heh. Çünkü niye? Niye? 1 Ocak'ta 2023'e girdik. Tamam. Evet. Ay öf, iyi be Mesut, 37'yim, 38'im. 40'ım ben, 45'im. Mutlu musun? Kabulleneceksin. Ya çekik Müslüman babalarla. Hepiniz yaşını kabulleneceksiniz, tamam. Anladınız mı? Evet. 40'a merdiven dayadık, çakallık yapmayacaksınız. Aman. Pardon abi. Ya ben her yer dolu da masalar. Şöyle şuraya ilişebilir miyim abi? Abi mi? Oturun buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun abi. Ya bana tuz koymamışlar da. Abla, tuzunuzu alabilir miyim? Vereyim ablam. Al ablası. Sağ ol. Birader sen hayırdır bize abla abi diyorsun? Yaşınızda saygımdan abi. Tabii şimdi siz benden büyük olduğunuz için öyle konuşmak lazım. Ya sonuçta ben gencim. Bak. Yemin ediyorum işte bu. Böyle olması lazım abi. Sen hissettiğin yaşta olman lazım abicim. Bravo sana. O kadar doğru söylüyor ki. O kadar saçma söylüyorsun ki. O kadar saçma. Çakallık bu işte. Sen bak üstüne alınma. Özür diliyorum. Üstüne alınma ama şu hissettiğin yaştadır muhabbetine ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum abi. Ya bu yaşlıların uydurması. Kesinlikle ya. Ama ben gerçekten sizden gencim. Ben 20 yaşındayım. 20 yaşında mısın? Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Dayı 20 göstermiyorsun, 50 gösteriyorsun, 50. Anlatamadım galiba, ben anlayamadım seni. Ben sizi anlayamam zaten. Aramızda kuşak farkı var, ben Z kuşağı. Ha sen bir de Z kuşağısın. He dayı he he. Sen işine bak ya. Yani yaşlanmaktan kaçacağım diye iyice abarttınız. Ben böyle değilim.
Tamam aşkım sen bırak. Allah Allah adam kuşağını almış, D kuşağı diyor. Allah bırak. Hayret bir şey. Ne karışıyorsun sen? Bey amca, pardon Z kuşağı beyefendi. Kusura bakmayın, benim sevgilim biraz takık yaş olayına da o yüzden. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam, yani. Sakinim. Yemek yiyorum. Ha, ne güzel. Ya sen Z kuşağı dedin değil mi? He. Sen Benjamin Button mısın adam? Söyle ya bize. Söyle bir anlat da anlayalım. Heh. Şimdi şöyle oluyor abi. Z kuşağı olduğum için bana o dayatılan zaman kavramını reddediyorum. O yüzden de kendime göre bir takvim geliştirdim. Yani benim bir haftam 12 gün. Bir hafta 12 gün. Yani ben aslında buradan sonra muhabbeti bıraktım da. Meraktan soruyorum. Şu haftanın günleri sayar mısın? Pazartesi, salı, salıtesi, çarşamba, perşembemsi, perşembe, perşembe, cuma birisi, cuma. Kusura bakmayın. Cumartesi, cumartesi ötesi, pazar, pazar tatil. Tanıdığım çok iyi bir doktor var. İsterseniz gidebiliriz. Gideriz, perşembemsi boşum. Perşembemsi doktor dolu ya. Cumban Bey'e gidelim. Öyle bir gün yok ki Mesut abi. Ha, diğer günler var. Var. Siz bu günleri kafanızdan mı uyduruyorsunuz beyefendi? Tabii tabii, benim kafama göre. Ha. Şimdi ben Z kuşağı olduğum için her şeyi sorguluyorum. Yani cumartesi varsa cuma berisi niye olmasın, değil mi? Ya pazartesi varsa salıtesi niye olmasın, öyle değil mi? Tabii, anladım ha. Yani bu takvimi uydurdunuz, sonra bir hesap yaptınız ve 20 yaşında mı çıktınız? Tabii tabii, bir baktım 20 yaşındayım, Z kuşağıyım ben. Oh, maşallah çok güzel, pırıl pırıl bir zihin. Çok iyi. Siz de ne soru sorup cevap bekliyorsunuz? Bırakın şu adamı ya. Hayret bir şey. Ne? Mesut abi, bak bu yaşta sinir iyi değil ha, sana iyi gelmez. Bak ya, Allah'ım ya. Baksana birader, sen kafana göre takvim uyduramazsın. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya var. Uydururum. Z kuşağıyım ben. Tamam abi. Z kuşağısın. Yani Mesut, beyefendinin kendine göre bir dünyası var. O dünyada yaşamak istiyor, bırak yaşasın. Yani bak, çok fevri ya. Tam tırtıl erkeği. Tırtıl erkeği mi? Ya tırtıl diye bir burç yok. Var var. Sana ne ya? Adam kendi takvimini oluşturmuş. Tırtıl erkeğim diyor. Sana ne? Sen yemeğine bak. Öf, ne yemeğe bakayım Allah aşkına ya? Şuraya bak, ne kadar börtü böcek yeşillik var. Sağlıklı diye koydun önüme aşkım. Mesut abi, senin dikkat etmen lazım abi. Yaşım var. Bak mesela bu benim 5. hamburgerim. Bugün 5 tane daha yiyeceğim. Gencim ya, yakıyor bünye. Ya bana baksana sen birader. Bak. Buyur. Söyle Mesut abi. Tamam, afiyet olsun. Tamam. Gençlik ya, tamam. Ateşi. Boş verin abi, bir şey soracağım. Yemekten sonra hangi filmlere gidelim? Baktınız mı ne var vizyonda? Ay vallahi bak, aksiyon filmine falan gitmeyelim. Benim kafam falan kaldırıyor. Ben kapalı olanları dış. Aynen. Benim kafam kaldırıyor. Gencim ya ben. O yüzden süper kahraman filmine gideceğim. Ama sizin kafanızın kaldırmaması normal. Ya öyle mi? Ya bana bak, arkadaşım bak. Bakıyorum abi. Tamam tamam abi. Bakma sen arkadaşlar konuyu değiştirelim mi? Yemekten sonra ne yapacağız onu? Mesela şey çıkıyoruz, bir yerlere gideriz falan. Ne diyorsun? Ya ben gelemem. Sabah erken kalktım. Ha. Şimdi bir de gelemem. Sen git. Sen canın istiyorsa git. Ben rock konserine gideceğim. Oradan da kayalıklara giderim. Orada sabahlarım. Gencim. Tabii içim yanıyor. Sen genç değilsin. Gencim abi. Genç falan değilsin. Yo yo, ömrümün baharındayım. Hayır. Genç değilsin, hayatının son düzlüğündesin. Bunu da kabul edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin. Yok yok, etmeyeceğim. Edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin, anladın mı? Edeceksin ya. Kabul edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceğim. Tamam. Etmeyeceğim. Ya adam Z kuşağı diyor. Etmeyeceğim. Tamam, dur ya. Benim yaşım benim kararım. İstediğim gibi yaşarım. Tamam efendim. O sizin bağnaz düşüncelerinize inanmak zorunda değilim. Niye? Çünkü ben Z kuşağıyım. Tamam genç, genç. Tamam, tamam sakinim. Kusura bakmayın ya. Durduk yere şimdi sesimi de yükselttim, özür dilerim. Yok, önemli değil ya. Yok abi yok, sonuçta benden büyüksünüz yani hiç. Doğru bir şey değil yani büyüklere karşı sesini yükseltmek. Mesut abi,
Elini ver de öpeyim. Ben bunu döverim. Valla ben bunu döveceğim ya. Mesut abi döversin tabii. Ben büyüklere elim kalkmaz abi. Zaten benim aynı zamanda çoluk çocuk sahibiyim ben. Ne? Kardeş, 20 yaşında çocuk sahibim oldum. Ya şimdi gencim ya, hızlı yaşadım bakma. Bir oğlum var, ilkokula başladı. Ya, 6-7 yaşlarında. Ne tatlıdır o şimdi. Yok, yok. Baba ne haber? Unutmuş. Oğlum ne yapıyorsun burada? Daha ilkokul 1'de okulu mu asıyorsun İsmail? Baba ben okula gitmek istemiyorum ya. Arkadaş senin bana kötü davranıyor ya. Ne oldu oğlum? Ya benle dalga geçiyorlar ya. İlker Sarp bana İsmail amca diyor ya. Oğlum öğretmenine söyleseydin. Söyledim baba. O da İsmail Bey ne yapıyorsunuz? Bu yaşta okul mu olur? Çok geç başlamışsınız diyor. İyi misiniz diyor. Sosyal deney mi yapıyorsunuz siz diyor. Tamam oğlum tamam. Üzülme ben öğretmeninle konuşurum. Olur mu baba ama Ozan Berk de çok kötü davranıyor. Ne yaptı? Haraç mı istedi? Hayır, harçlık istiyor baba. Elimi öpüyor, alnına koyuyor. Servise bindiğimde yol veriyor. Tut diyor falan. Görüyorsunuz değil mi? Akran zorbalığı işte. Akran zorbalığı değil o. Yaşa hürmet. Ya şuraya bak. Adam bir takvim uydurmuş. Onun yüzünden çocuğun etrafındakilerin hayatını yakmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir taktik. Ne taktiği ya bu? Kadın tavlama taktiği. Ya bu yok. Hissettiğim yaştayım. Yok ben gencim ayağını sizin gibi kadınların tavlama taktiği işte Allah bu. Allah Allah. Ayıp oluyor Müslü abi. Bu ablalar benim annem yaşında. Yok artık. Ay yok artık. Ha, anneniz bizim yaşımızda evet. Evet benim annem 45 yaşında. Aa geliyor. Anne buradayız. Hayatım. Aldın mı biletleri? Aldım anne gel. Lan biri geliyor zombi mi bu? Anne. Gidiyoruz mu filme? Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Annem gidiyor. Tamam, tamam. Geldik anne, geldik. Tamam, tamam. Gel, gel. Tamam, aman düş. Aha. Aa, kadın. Aa. Teyze. Teyze. Kalk teyzeciğim, teyze kalk. Ay, kadın düştü. Teyze. Öyle işte, düşüyor, kalkıyor. Ama sağlığı yerinde. Ya abi tamam. Yeter artık ama ya. Hissettiğin yaştasındır dedik, sustuk. Yani kendine yeni bir dünya kurmuşsun dedik, sustuk. Kötü besleniyorsun, kendine kötü bakıyorsun. Kendine saygın yok dedik, sustuk. Ama ölüye saygın olsun abi. Bu kadın ölü. Bak ben seni cebimden çıkarayım. Tamam anne, anne sinirlenme. Bakın arkadaşım, genç arkadaşım. Siz bir şeye inanmışsınız, yaşıyorsunuz ama çevrenizdeki insanı bu yalanın içine sürükleyemezsiniz. Kadının haline bak ya. Doğru söylüyor arkadaşım evet. Ya. Ya bakalım şu hale bak. Rahmetlinin kulağından kurçuk çıkıyor. Aa, yok yok bahar alerjisi. İsmail, babaanneni aile hekimine götür. Tamam baba. İsmail bence ya. Aile hekimine değil, aile kabristanlığına götür. Tamam baba. Tamam. Hadi anne hadi. Bir şeyin yok. Ya işte böyle yavaş yavaş yaşlandı biliyor musun? Hala yavaş yavaş yaşlandı diyor. Kadın çürüyor ayakta ya. Ya yürüyün abi. Hadi hadi. Yürü abi yürü. Hadi, yürü yürü oyunu tamam. Gidelim biz. Çok teşekkür ederiz Hayati Bey. Hayati. Hayati genç. Genç adam. Gidi gidi. Ben buradayım. Boomer'lar ya. Boomer mı? Ya. Bir dakika ya sen bize boomer mı dedin ya? Tamam ya. Abi bir dakika bize boomer diyor ya. Kardeş sen acaba kalemle hiç kaset sardın mı? Sardım. Metallica'nın İnönü konserine gittin mi? Gittim. Tüplü televizyon izledin mi? İzledim. Balkondan misket kapışı yaptın mı? Yaptım. Sen yaşlısın işte, yaşlısın. İstersen reddet, istersen uydurduğun o takvimin plasebo etkisiyle kendini genç hisset ama yaşlısın. Yaşadığın o konserli, o sabahlamalı hayat seni öldürecek. O yediğin hamburgerler damarların tıkayıp kalbini tekletecek. Öleceksin. Öleceksin. Tamam, Mesut. Oğlum uyuşuyor ya. Bana bir şey yok kalbim. Şöyle... Ay. Ne oldu? Aşırı davrandı herhalde. Ya. Plasebo etkisi bitti. Şiş. Ben kendine gel delikanlı. Kardeş. Hadi.
şu gözlere baksana. Çakallık, çukarlık. Çakallık, çukarlık. Eray ya. Şeytanı kıskandıracak seviyeye ulaştı. Çiçeğin abisine de. Tatlı. Mafya olan abisine mi? Ne mafyası lan? Lan biz bundan korkacak adam mıyız? Mesut sen misin? Sen amanın başı. Sayende buldum. Aa, geliyor ada vapuru ya. Ozan abiyi gördün. Ne oldu oğlum? Psikopat lan benim Ozan abi. Ozan abi. Mesut abi de kendini enayi gibi hissediyoruz. Hiç böyle evinde, evinin düzeninde, ailesinde böyle bir değişiklik yaşayan var mı son zamanlarda? Şurada bir hanımefendi var. Bir yere çıktık alamete, gidiyoruz kıyamete. Nereye gidiyorsunuz? Evlenmeye gidiyoruz. Nereye? Aa, siz evleniyor musunuz? Evet, evet. Ne zaman? Ne zaman? Ekim'de. Ekim'de. Sizi inanmaz istekli ve tutkulu gördüm bu konuda. Ekim'de evleniyorsunuz. İnşallah. İnşallah niye? Kalmazsak evde bu gidişte gideceğiz yani. Peki merak ettiğim şu, bir aday var mı? Var galiba. Var. Şu an görüştüğünüz biri var. Tabii tabii. Ne zamandır görüşüyorsunuz? 8 ay. 8 ay. Yanınızdaki kim? Annem. Envanteri o mu tutuyor? Çok yoruldum bu arada. Kafa gidip geliyor normal. Evet, 8 aydır mı beraberle? O zaman hanımefendiye sorayım ben. 8 ay oldu, evet. Tamam. 3 ay sonra da evleniyoruz işte. 3 ay sonra evleniyorsunuz. Evet. 3 ay sonra Ekim diyorsunuz. Ekim ayı. 3 ay sonra Eylül mü oluyor? Haziran ayını saymıyorum ben. Ağustos, Eylül, Ekim olarak diye düşünüyorum. Haziran bitti benim için. Temmuz da bitmiş oluyor böyle. 3 ay sonra yılbaşı hazırlıkları başlar bize. Öyle işte. Ağacı kurmaya başlarız. Aynen. Bize. Hakikaten Ekim'de mi evlilik? Evet, tarih alındı mı? Alınmadı. Ha, o yüzden daha... Kafadan şeydi. Ekim diyoruz. İyi. İnşallah olur. Beyefendi de biliyor bunu. O da bilmiyor ama Ekim diyor. Ha. Ama Ekim'in kaçı olduğunu o da bilmiyor. Evet. Ona küçük sürprizler yapını biraz yanlış anlaşılmış gibi duruyor. Aşkım lütfen söylüyorum. Adı aşkım bu arada, o yüzden aşkım derken o anlamda aşkım değil. Adamın adı aşkım mı? Aşkın. Aşkın. Ha. Aşkın neyle ya? Senin aşkın gibi. Benim aşkım. Tamam. Ben de senin aşkın. Senin aşkın. Ne iş yapıyor beyefendi? Gübre. Gübre mi? Gübre. Ya. Ben de iş yapıyorum. Onu da söyle. Harika ya. Ne iş yapıyorsun? Parfüm. Parfüm uzmanıyım. Peki hanımefendiye verebilir miyiz mikrofonu? İsminiz ne efendim? Serap. 3 kelimeyle kızınızı anlatmak isteseniz. Vallahi o çok heyecanlı. Bitti zaten. Çok o çok yoğun, heyecanlı. Çok yoğun çalışıyor şu ara. Hem işle hem evlilik hazırlıklarıyla, ondan dolayı birazcık kafası karışık. Aşkım Bey'e ne diyeceksiniz buradan? Var mı mesajınız? Sevgilerimi iletiyorum. Peki teşekkür ediyorum efendim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Mutluluklar diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Bir aileye konuk olacağız şimdi. Orada da köklü bir değişiklik olacak galiba. Bakalım bu aileyi ne kadar etkileyecek? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Vallahi işim bitmek üzere. Birazdan çıkacağım canım benim. Ha, yok daha konuşamadım. Bilemedim nasıl konuşacağımı. Ay tabii ki konuşacaksınız Cezmi Beyciğim ya. Ben bu şirketin İK müdürüyüm. Tabii ki önce benimle konuşacaksınız. Ya konuşmam gerektiğini biliyorum da işten lafa nasıl gireceğimi işten güçten bilemedim ya Latif. Ama bileceksiniz efendim, ne demek bilemedim Cezmi Beyciğim. Direkt bunu halletmemiz lazım. Tamam konuşacağım Latif, kapat ya. Tamam konuşacağız Cezmi Bey, kapatın Allah aşkına, tamam. İyi günler. Ha. Nazlı Beyciğim. Ha Latif abla. Pardon, yeter abla. Kafalarımız karıştı değil mi Nazlı Hanımcığım? Ben de iş yoğunluğundan tabii dalıyorum. Canım, İbrahim aradı. İşi erken bitiyormuş. Erken gelecek. Yemek hazır mı? Yemek her şey hazır. Tamam, benim harika. De işim bitmek üzere. Birazdan çok çıkacağım sevindim. Yeter ablacığım. Ha, iyi canım benim. Çok sevindim. Çıkacaksın ama şu dolaplara da baktım da şimdi gelirken. Dolapların üstü hep böyle toz olmuş. Parmak parmak. Onları da bir temizle, öyle çıkıver şekerim. Tabii tabii. Tamam bakarım, mı? Bakarım. Ha. Şey,
Yeter abla, benim seninle bir şey konuşmam gerekiyordu ya. Aa, konuşalım, konuşalım bir tanem. Geç otur. Ha. Geç otur, konuşalım. Tamam. Aşk olsun. Ha, söyle. Ben geldim. Aa, canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ben hemen ağzını nasılsın? Sağ ol. Kolay gelsin. Bravo. Çocuklar gelmedi mi? Yok hayatım, çocuklar okulda. Yok, onlar geldiler. Ben onlara bir şeyler hazırladım, odalarındalar. Ha. İbrahim abi, bir Yeter ablayla tam bir şey konuşuyorduk. Benim için çok önemli. Siz de geldiniz, daha iyi oldu. Zam isteyeceksin Nazlı, değil mi? Ama yani Nazlıcığım ya, aşk olsun. Biz sana 3 ay önce zam yapmadık mı? Yok, yapmadınız. Evet, yapmadık. Bu ay da yapmayalım. Yok, yapmayın. Yani konu zaten zam değil. Şimdi şöyle, nereden başlasam da bilmiyorum. Şimdi yıllardır sabah 9, akşam 6 ben geliyorum. Yemekti, temizlikti işte. Çeşitli şekillerde eve olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Tamam Nazlı, sen zam istemeyeceğine emin misin? Çünkü bu konuşmanın gidişatı zamma doğru gidiyor. Yok. Yoksa bayağı zam konuşması bu. Yok değil, zam değil abi. Şimdi sizi de hiç üzmek istemiyorum hani. Mecburiyetten hani. Çok da güzel zamanlarımız oldu sizden ama hani yani sizi kırmadan hani ben bilmiyorum ki nasıl. Tamam, zam istiyorsun yani çünkü bu zam konuşması. Öyle değil mi? Yok değil. Bayağı zam konuşması canım. Değil. Ne peki? Nazlı, bu bir ayrılık konuşması mı? Nazlı, sen işten ayrılacağını mı söylemeye çalışıyorsun? Şimdi şöyle Yeter abla, Latif'in tayini çıktı bandırmaya. Biz haftaya taşınıyoruz, evet. Benim işten ayrılmam gerekecek, onu diyecektim. Hem de haftaya mı? Ha, bugün benim son kez gelişim buraya. Son mu? Ha. Nazlı, ya yıllardır bizde çalışıyorsun. Biz ne temizlikten anlarız, ne yemek yapmaktan anlarız. Sen bizim elimiz, ayağımız, kolumuz, bacağımız oldun. Bırakma bizi Nazlı. Yeter abla, sakın ha. Üzülürüm bak, yapma. Yeter abla. Gidiyor. Nazlı. Yok. Nazlı, kurban olayım, yeter, beni bırakma Nazlı. Kurban olayım, Nazlı. Dur. Ya dur kızım dur. Şaka yapıyor ya. Ya şaka yapması gelmiş. Yani mecbur olmasam gitmem de işte, ne yapacağım? Yeter abla. Yeter, şu anda ağlıyor. Mutlu musun? Yeter abla, benim için ağlama lütfen. Neden senin için ağlayacakmışım canım? Her yerler toz. Şimdi şöyle bir eğildim de burnuma bile girdi. Ha, bu kadar tozlar girdi burnuma. İyi temizlik yapamamışsın Nazlıcığım. Tozları hiç iyi alamamışsın. Zaten eğer sen gelip ben ayrılıyorum demeseydin ben seni direkt kovacaktım. Çünkü ben asla böyle bir insanla çalışamam. Benim sana asla Nazlım gitme. Nazlım. Gidiyor. Şu tepkilere o kadar yerinde, o kadar doğru bir tepki veriyor şu anda. Şu anda. Anne baba, ne oluyor? Çocuklarım, nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum ama. Ne oldu? Nazlı ablanız işi bırakıyor. Nereye? Kusura bakmayın çocuklar, benim işten ayrılmam gerekecek. Ben taşınıyorum. Gidiyor. Öyle bir şey yok. Sen bizi bırakamazsın. Bizi bırakıp gidemezsin. Gidiyor. Gülge ben Nazlım gidiyor. Nazlım gidiyor, papatya bahçem gidiyor. Benim Nazlım her şeyim, çitlen beyim gidiyor. Nazlım gitme, yalvarıyorum gitme. Biz hiçbir şey yapamayız Nazlı. Sen gittin, biz bittik. Bak zaten biz doğru dürüst hiçbir şey yapamıyoruz Nazlı. Beceremeyiz. Sen gidersen biz net boşanırız. Yüzün gitme, atla. Vallahi boşanırız. Yok, olmaz öyle ya. Olmaz öyle. Boşanırız Nazlı. Tamam. Bu kadar yeter, tamam. Söyle bana. Ailemin peşini bırakmamak için kaç para istiyorsun söyle. Söyle. Not defterim abi o. Ha. Çek defterim yok ki benim. Rakamı unutmayayım diye not alayım dedim. %50. Nasıl? Bence iyi. Hadi. İbrahim abi, madem zam yapabiliyordun, daha önce neden yapmadın? Çünkü yapmam gerekmiyordu. Şu an yapmam gerekiyor. Hadi bak, işi bırakmazsan sigortanı da yaptıracağım, söz. Sen benim sigortamı daha yaptırmadın mı ya? Zor soruyorsun ama. Ya burada tek başıma savaş veriyorum. Siz de bir şey yapın. Nazlı abla,
Yıllarca bize sen baktın. Bize hem ana hem baba oldun. Bizi bırakıp gidemezsin. Deme öyle, deme öyle. Sakın ha. Sizin ananız da babanız da var. Çok şükür başınızda yavrum ya. Kim? Bunlar mı? Bunların her tarafı ana baba sanıyorlar. Kendilerine hayır yok. Bizi sen doyurdun hep. Hep önümüze iki tas yemeği sen koydun. Evimizi sen sildin süpürdün abla. Bizim dertlerimizi hep sen dinledin. Evet. Ne olur. Ya ben sınıfta kaldığımda bile sen derman oldun bana. Evet. Ne? Lan sen sınıfta mı kaldın? Al işte. Adam onu bile bilmiyor ya. Eve kağıt geldi okumamış bizi bırakma lan abla. Gidiyor. Gidiyor. Oh hey, oh hey, oh hey, oh hey. Doğru tepkiler veriyor. Vay hey mi? Abla lütfen zorlama. Ağız yakamıyorsun zaten. Lütfen rica ederim. Gitmek zorundayım. Gidemezsin. Vallahi boşanırız diyorum Nazlı. Biter diyorum ya. Ya boşanmayı geç. Ölürüz, ölürüz. Ölürüz, biteriz biz. Bana bak. %80. Hadi son bak bu. Abi taşınıyorum. Mevzu para değil diyorum ya. Hiçbir bir yolu yok kalmadın. Evi az kirletiriz. Söz bir daha lavaboya saçlarımı bırakmayacağım. Hepsini toplayacağım. Sana söz veriyorum. Sana asla fazladan iş yüklemeyeceğim Nazlı. Söz hep odamı toplayacağım bundan sonra. Söz. Bir daha sana tutamayacağım sözler vermeyeceğim. Abi tutamayacağım sözler vermeyeceğim diye söz vererek zaten tutamayacağım bir söz vermiş oluyorsun. Kahretsin çok akıllı. Ya köpeğini alayım gitme Nazlı. Ya köpeğini alayım bravo. Abartıyorsunuz ama rica ediyorum abartıyorsunuz. Ev işi yapmak o kadar da zor bir şey değil. Yapamayız anam yapamayız. Öğretirim ben size. Bilmiyoruz ki. Bize balık tutmayı öğretme. Bize balık pişir. Hayır öyle güzel öğreteceğim ki hatta diyeceksiniz ki ev işi ne kadar kolaymış. Biz yıllardır niye boşu boşuna yardımcı tutuyormuşuz diyeceksiniz. Başlıyorum önce ütüden başlıyorum abla. Sana ütü öğreteceğim yapma. Ben. Yapma. Gidiyorum. Gidiyorum. Sen iyi misin canım? Bayağı kötüledin sen ya. Biraz kendini toparlasan. Tek hamlede nasıl açabildin onu kadın? Altında kolu var ya, bunu böyle boyu ayarlanıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bunun boyu mu ayarlanıyor? Ama bu kadar abartılı tepkiler vermenizi garipsiyorum. El insaf hiç mi görmediniz ya? Bir daha yapar mısın lütfen? Hı-hı. Abi burada kol var. Bastın mıydı? Böyle de yukarı çıkar. İnanılmaz bir şey. Ya neyse şu fişi de takayım. Size çok güzel ben ütüm. Abla, aldın mesela senin mintanını değil mi? Buradan buraya geçirdin. Yapacağın tek şey, ütüyü na baştan başa kaydırmak. Bu kadar basit. Haydi kaydır ablam. Ablam yaparsın. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Yaparsın. Haydi. Hadi. Kaydır. Kaydıracaksın ya. Kaydır. Ne yaptın abla ya? Kaydırdım Nazlı. İbrahim abi lütfen ölçüyü yerden alır mısın? Tabii. Abi! Asacakmış! Ütüde avuçlanır mı ya? Hiç mi bilmiyorsun sıcak olduğunu? Dur bende krem olacak bir krem. Aa ya arkadaş ütünün sıcak olması ne kadar saçma bir şey ya. Abi buz, buz verin buz, buz. Buz ver çiçek. Buz, buz verin. Koş çiçek. Ya anne buz nerede? Buz nerede Nazlı? Ya buzlukta nerede olacak? Ya buzlukta nerede olacak? Ya buzdolabında ne? Tamam ben getiririm ya. Of ya of ya. Al abi. Abi tut buzu. Tut buzu. Oh çok zorsunuz. Ama vazgeçmiyoruz. Şimdi sıra perde takıp çıkarmakta. Perde nasıl takılır çıkarılır bilen var mı aranızda? Nasıl takılır çıkarılır? Bilmem. Allah'ın işi işte. Değil ama size öğreteceğim. İnanıyorum. Ercü, git portatif merdiveni getir. Ercü, merdiven ne biliyorsun he mi? Oğlum basamakları olan şey portatif böyle açış kapının arkasında git getirme delirtme ya. Evet,
Perdenin başına alayım sizi. Buyurun. Buyurun. Merdiven de gelsin. Sen çok kötüsün. Aferin oğlum. Aferin oğluma. Koş şuraya. Evet. Perdeyi kim indirmek ister? Ben. Ay. Kafama. Yavrum. Çekerek, asılarak indirecek olsak ben bu merdiveni niye getirteyim yavrum ya? Nazlı bak bir yeteneği var ama teknik olarak indirebildi perdeyi. Evet. Neyse biz sakinleşelim, oturalım. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Derse devam hayır edelim. Nazlı. Ben getireceğim içecekleri. Madem bundan sonra yalnızım, sensizim, ben yapayım ikramı. Otur şöyle. Sağ ol ablam. Vallahi güzel akıl ettin. Öğrenmeye devam edeceğiz inşallah. %110. Bu son. Bak hadi ne diyorsun? Abi taşınıyorum diyorum. Sağ ol. Sağ ol ablam. Çok teşekkür. Sakın içmeyin! Abla yumuşatıcı ya bu. Sakinleşelim diye. Yumuşatsın bizi diye Nazlı. Allah'ım al abla şunları topla beni derse. Sakın içme çocuğum. Sakın içme lütfen rica ediyorum. Kesinlikle ben sadece hafta içi buradayım. Benim gelmediğim günlerde ne yapıyorsunuz siz? Biz de gelmiyoruz. Dışarıda kalıyoruz. Hafta içi sen gittikten sonra da birkaç saat sonra uyuyoruz. 10 dakika. Maksimum. Siz ben iş bırakırsam gerçekten ölürsünüz. Ama üzgünüm yapabileceğim bir şey yok. Ben taşınıyorum. Benim gitmem gerekecek izninizle. Biz de senin gittiğin yere gidelim. Biz de taşınalım oraya. Olmaz öyle bir şey. Ya da sen de taşınma. Aynı Sülatif'ten be. Ya olur mu öyle şey? Gitmem lazım lütfen. Aa, bizi bırakma ya. Bırakma bizi de götür. Götüremem. Ya işiniz var, okulunuz var. Yavrum olmaz ya. Nazlı ne olur gitme. Sen bu evin direğisin. Sen bu evin starısın. Sen gidersen ne yaparız? Halimize bak. Neler? Nazlım gitme Nazlım. Nazlım mı gitme abla? Kardeşim. Kardeşim. Canım aile. Canım aile. Ya anne gibiydim. Vallahi anne gibiydim ya. Vallahi anne gibiydim. Apartman grubuna mesaj geldi. Aa. Yeni bir hanımefendi müsaitmiş yardım için. Gelebilirmiş bize, gelin. He! Süper, tamam. Hemen söyle gelsin başlasın. 10 dakika gelsin. Bir halletmiş öbür taraf. İyi, oh be çok şükür. Hallettik o zaman işte. Tamam, aynen, yardımcısı kal. Nazlı Hanım, size iyi günler. Nazlı Hanım mı? Ya gerçekten bir an çok korktum. Abi şimdi. Tamam. Ya demin aileydik hani. Ağlaşıyorduk. Benim gözümün ıslaklığı daha geçmedi. Ne oldu ya? Nazlı Hanımcığım kusura bakma seni yolcu edemeyeceğim. Zira mesaja cevap veririm. Hadi, hadi kal sağlıcakla, hadi bay bay. Yuh be! Yazıklar olsun size. Bu eve gelecek yardımcının Allah yardımcısı olsun. Haydi be! Hı? Ay nasıldır acaba yeni gelecek yardımcı? Eli lezzetli midir acaba? Güzel yemek yapıyor mudur? Bir sor bakayım onu sen şey yapın. Mantısı böreği güzeldir. Evet. Güzeldir değil mi anne? Hadi ne zaman gelecekmiş anne? Hadi gelsin artık. İyi bıdı 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 vır vır vır. O kadar çok konuştunuz ki gönderemedim mesajı. Başkası kaptı ya. Ne diyorsun sen ya? Nasıl başkası kaptı? Gitti kaçırdı. Ya bir mesaj yazmak daha acil üstüne. Nasıl oldu ya bu? Yavuk bir şey o yardımcımız. Yok yok. İşte nasıl ya? Kaçtı gitti. Biz artık yalnız mıyız? Ne yapacağız? Biz şimdi evde tek başımıza mıyız? Korkuyorum. Korkma kızım. Korkmayın. Sadece cereyan yaptı. Kapı gıcırdıyor. Evet. Yağlamak lazım. Yağlamak lazım. Yağla o zaman. Ben kapı nasıl yağlanır bilmiyorum. Kapının yağlanması gerektiğini biliyorum. Baba korkuyorum. Kapıyı kim yağlıyordu ki önceden? Nazlı. Çocuklar, hanım, Nazlı'yı gitmeden yakalayalım, kaçırmayalım, koşun. Şu gözlere bak.
Baksana çakarlık çukarlık. Çakarlık çukarlık. Eray ya. Şeytanı kıskandıracak seviyeye ulaştı. Çiçeğin abisine de. Mafya olan abisinin. Ne mafyası lan? Lan biz ondan korkacak adam mıyız? Mesut sen misin? Tanlamanın başı. Sayende buldum. Aa, geliyor ada vapuru ya. Ozan abiyi gördün. Ne oldu oğlum? Psikopat lan benim Ozan abi. Ozan abi. Mesut abi de. Kendini enayi gibi hissediyor Şimdi diyorum ki bir tane oyun oynayalım. Bu oyun için iki kişiye ihtiyacım olacak. Kendinizle ilgili üç tane cümle kuruyorsunuz. O üç cümleden biri yanlış olacak, biri yalan olacak. Kim karşı tarafı daha fazla kandırabilirse, kim ya da kim yalanı daha fazla bulabilirse o kazanıyor oyunumuzu. İki kişi lazım şimdi bana birbirini tanımaya. Bir tane bak şurada beyefendiyi gördüm hemen. İsim ne efendim sizin? Erdal Yıldız. Şurada bir beyefendi var. Sizi tanıyalım. Turgay Çakır. Beyefendiyle başlayalım mı? Memnuniyetle. Üç cümle söyleyeceksiniz kendinizle ilgili. Ben söyleyeyim, şöyle yaparım, şundan zevk alırım gibi. Beyefendi de hangisinin yalan olduğunu bulmaya çalışacak. Kimyagerim. Çok iyi direksiyon eğitimi veririm. Motor derslerinde de en başarılı benim. Tamam, bu üç cümle var. Turgay Bey, ne diyorsunuz? Motor eğitimi yanlış cümle. Motor eğitimi var tabii ki. Ben sürücü kursunda motor eğitimi veriyorum. Motorların içten ve dıştan yanmalı motorları baştan başlayıp sona... Hangisi yalandı? Hangisi yalan? Kimyagerlik yalan. Beyefendiye gitti puan. Şimdi üç tane sizden alalım. Evet. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarıyım. İyi bir yelkenciyim. Ve ata binerim. Kesinlikle ata binemez. Çok iyi bir Galatasaraylı. Bir şey siz birbirinizi tanıyor musunuz? Hayır. Hayır. İlk defa gördüm. Öyle emin söylüyorsunuz. Doğru mu? Yanlış. Çünkü ben Fenerbahçeliyim ama Galatasaray'ı tebrik ediyorum yürekten. Çok affedersiniz. Hani maçlarda oluyor ya, maç sonu yorumlar oluyor. Evet. Kesinlikle niye at binemiyor beyefendi? Çünkü at binen birinde göbek olmaz. Bende de göbek var. Ben de kesinlikle at binemem. Erdal Bey, o atın sorunu onu. Onu bilemeyiz. Ama ben hataya sevk ettim. Onun için özür dilerim. Bizde şampiyon olamamanın gazı var. Aslında bu göbek değil. bu onun gazı. Ondan kaynaklanıyor. Evet, şimdi sizin üç cümleniz. Çok iyi tenis oynarım. Yüzmede derecem var. Bir de... arkadaş at biniciliği dedi az önce de. Ben de çok iyi at binerim. Bana sorsan üçü de yanlış. Ben at derim. Yüzmede derecesi var. Ama yani derece birinci demedi ki. Sondan da derece yapabilir. Yani. Yani. Dolayısıyla... Dolayısıyla yine at binme diyorum. Yalan olan mı at binme? He. Yüzme bilmiyorum, denize gitmedim. Çünkü ben Kahramanmaraşlıyım. Hatta Elbistanlıyım. Elbistan'da deniz yok ki. Yüzmeyi nereden öğreneceğim ben? Helal olsun, 2-1 oldu. Evet. Biz ne deniyorsa onu doğru kabul ediyoruz. Kesinlikle. Siz doğru. De üç tane şimdi. Evliyim ve 3 çocuğum var. Dalgıçlık yapıyorum. Ve şarkı söylerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Doğrusunu ses tonu iyi. Şarkı söyleyebilir. Teşekkür ederim. Ona inanıyorum. Doğrusu o. Doğru mu? Doğruyu değil. Yanlış. Ha, o bir. Şarkı söyleyebilir. 3 tane çocuğum var dedi. O da doğru. 3 tane çocuk babasına benziyor. Benim de 3 tane kızım var çünkü. Ben de 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Cümlemize hepimizinkini. İkinci söylediğiniz neydi? Dalgıçlık. 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 Ona inanmıyorum. 3 çocuk hatalıydı. Hatalı 3 çocuktu. Evet. Kaç çocuk var? 2 oğlum var, ikisi de yanımda. Kameralarda göremedim, aslında bakabilirdim ama hata arkadaşların, kameraman arkadaşlar kamerayı buraya koymasaydı keşke. Sakın evet. Yanlış anlaşılmasın. Şu ana kadar Erdal Bey'in hiçbir hatası yok. Evet. 2-2. Evet, 2-2. Evet. Penaltılara gidiyoruz. Elektrik üretirim. Kullanmış olduğunuz elektriği ben üretiyorum. Sürücü kursum var. Aynı zamanda çiftçiyim. Elektrik konusu, ya ben sizden bir elektrik aldım, bu doğru ama sizin ürettiğiniz anlamına gelmez.
Çiftçi olabilirsiniz ve sürücü kursuyla ilgili ilk partide söylemiştiniz bir eğitim verdiğinizi. Sahibi de olabilirsiniz. Dolayısıyla elektrik konusunda yanlış ümre olduğunu düşünüyorum. Bilemediniz. Ben şu anda elektrik üretim AŞ Ambarlı Doğalgaz Santrali'nde çalışıyorum. Daha önce sürücü kursum vardı ama şu anda yaptığım tek iş Ambarlı Doğalgaz Santrali'nde çalışıyorum. Kamuda elektrik üretiyoruz sizler çiftçi için. Çiftçi misiniz? Çiftçilik yok, hayır. Biz neden anlaşamıyoruz anlamadım ki şimdi. Yalan olan çiftçilik miydi? Yalan olan çiftçilikti. Ama bir şey söyleyeceğim. Sürücü kursu da şu an yokmuş. Şu anda o da yok zaten. Peki. Ama şimdi arkadaşın dediği elektrik. Ama iki tane yalan var. Ha doğru. Ya şimdi arkadaşın demiş... arkadaşın demiş oldu da zaten elektrik üretemez demedi mi? Dedi. Tamam ben ama yanlışı bulacaktı ama. Yani siz ona avans verdiniz yine mi olmadı onu mu diyorsunuz? Yani... İki yanlış, yanlış, doğru yanlış oldu. Gitti doğruyu mu buldu? Gitti doğruyu buldu. Evet. Peki evet. Yine bütün suç bizde. Evet. Siz üç tane verin bakalım nasıl olacak? Şimdi öncelikle tercihinizde kaç yanlışlı söyleyeyim? Yani çünkü avansı kabul edemem bu yaştan sonra. Kaç isterseniz artık serbest. Peki. Küçükken bir pul koleksiyonum vardı. İş hayatına ofis boy olarak başladım. Hala da ofis boy olarak devam ediyorum. Şimdi iş hayatına ofis boy olarak başlamış olabilir. O doğrudur. Pul koleksiyonu eski dönemlerde, o arkadaşın dönemlerinde pul koleksiyonculuğu gerçekten meşhurdu. Hala şu... Yani pul koleksiyonu olduğunu biliyor musunuz benim? Biliyorum. Yani vardır, bilmiyorum ama vardır, mutlaka vardır. İyi. Ama ofis boy olarak devam etmiyordur. Üçüncü diyor. Evet, yanıldınız. Benim küçükken pul koleksiyonum yoktu. İş hayatına ofis boy olarak başladım. Bu doğru. Hala da aynı şekilde devam ediyorum. Bu da doğru. Şu anda kendime ait bir ofisim var ama çalışanım yok. Sabah geliyorum. Ofisimi temizliyorum. Evet, tüm kalbimiz ofisimi temizliyorum. Masamı siliyorum. Çok prensipliyimdir. Sonra bilgisayarımı açıp çalışıyorum. Sonra çıkıp çocuklarımı okuldan alıyorum ve sonra koştur koştur güldür güldüre geliyoruz. Dolayısıyla pul koleksiyonum yoktu. Sanıyorum ben kazandım. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, saygılar. Herkese iyi eğlenceler arkadaşlar. Teşekkürler, sağ olun. Çok mutluyum. Şimdi böyle doğrusunu yanlışını düşünmeden dümdüz konuşan bir arkadaşımız var. Şimdi o başka arkadaşlarla yani... Arkadaşınla arkadaşlarıyla tanıştırılacak. Bakalım nasıl bir ortam olacak izleyelim efendim. Buyursunlar. Evet sevgili arkadaşlar. Evet hafta sonu moral ve motivasyon depolayacağımız Sapanca'daki günlük kiralık evimiz işte burası. Güzel. Ben bayıldım buraya çok güzel. Doğayla iç içe bakar mısınız? Gerçekten iç içe harika ama bir şey söyleyeyim mi? Ben çok beğendim. Böyle yerler yurt dışında da var. Yurt dışında daha da güzeli var. Harika. Tabii hatta ya. Hatta orada böyle kafana göre gelip hop diye gelemiyorsun yani. Bir rezervasyon var site. Avrupa bambaşka ya. Vallahi bambaşka. Ah yurt dışı bambaşka kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim mi? İnanın bir sabah böyle alacaksın çantanı, basacaksın gideceksin yani. Ha, canım, çekip gideceksin. Çekip gideceksin. Aynen öyle. Hayati Bey, bu arada biz çalışanlarınızla tatil yapıyor olmanız gerçekten çok özel bir durum. Hiç diğer patronlara benzemiyorsunuz efendim. Tabii tabii. Yani ben her zaman yanında çalışanları bir arkadaş olarak görmüşümdür. Yani öyle bir otorite figürü olmayı her zaman reddetmişimdir. O yüzden de hep sizin yanınızdayım, sizinle eğleniyorum. Bu arada mangal geldi mi? Getirdim efendim. İyi. Ondan önce şu yurt dışından gelen sözleşmeyi Türkçe'ye çevirelim, sonra mangal. Ha, ya ben önce etleri çeviririz diye düşünmüştüm ama. Olsun. Ama her şeyin bir sırası var canım. Allah Allah. Birazcık sabırlı olun efendim lütfen Mustafa. Tamam. Hayati Beyciğim. Ben hemen laptopu çıkartıp halledeceğim. Tamam. Tamam. Ya çocuklar yeter nerede kaldı biliyor musunuz? Yeni erkek arkadaşıyla gelecekti efendim. Evet. Çok merak ediyoruz. Nasıl biri biz de bilmiyoruz ama. Güzel. Evet. Ya ben tanışmadım kendisiyle ama böyle içi dışı bir... Yani sözünü sakınmayan birisiymiş. Değil mi? Böyle, böyle açık sözlü insanları severim ben. Evet, severim. Severim. Geldiler galiba, geldiler. Selam dostum. Merhaba. Merhaba dostlarım, tanıştırayım. Sevgilimiz.
Hüseyin. Merhaba. Hüseyin'ciğim Burcu. Hayatim. Ozan. İşte canım sevgilim, dostlarım. Benim beyaz yakalı dostlarım ofiste. Hoş geldin. Ha, beyaz yakalı ya, siz şeysiniz. Üç kuruş para almasına rağmen sırrı afilli ünvanları var diye ona yedirip de sabahları kahve içmeden ayılmayan tayfa. Çok doğru. 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 Hüseyin Bey, çok doğru. Güzel bir tespit yaptınız. Çok güzel. Çok, ama güzel. Evet. Güzeldi. bu arada Hüseyin Beyciğim, bu yeni kiraladığımız yeri nasıl buldunuz? Güzel, vallahi harika. Tam bir keriz silkeleme ortamı. Harika. Tahmin edeyim burada kesin serpme kahvaltı da vardır. Evet, nereden bildiniz? Ya bilmem mi? Son zamanların en popüler keriz silkeleme yöntemidir serpme kahvaltı. Hatta bence adını serpme kahvaltı değil, s**me kahvaltı olarak değişmesi lazım. Yeter. Canım. Yeni erkek arkadaşım gerçekten de bahsettiğin kadar varmış. Çok. İçi dışı böyle ortada bir insan. Kesinlikle, gerçekten. Şimdi hepimiz yani, ya da bazı insanlar kafalarında bir şeyleri düşünürler ama pat diye söyleyemezler. Evet. Benim sevgilim aklından geçen ne varsa çat çut hemen söyler. Hiç saklamaz. İşte o yüzden de beni çok etkiledi, çok beğeniyorum. Vallahi şimdi ne yalan söyleyeyim, benim de yani karşımdaki insanın duygularını böyle kontrol ettiğim, ona uyumlanmaya çalıştım, ne bu onaylanmak ihtiyacı olsun falan, böyle şeyler kovaladığım çok oldu. Bir gün çat diye vazgeçtim. Böyle bir özgürlük geldim ha. Anından sonra böyle ağzıma geleni söylüyorum. İçim dışım bir yanı lak lak yapıştırıyorum. Öyle birine dönüştüm. Yani. Enteresan. Peki Hüseyin Bey, nasıl aydınlandınız? Yani böyle bir kişisel gelişim programıyla falan. Yok, dedemden miras kaldı bana. Büfem var benim. Büfeyle mi aydınlandınız? Tabii tabii, büfem var. Beklerim bir gün. Hı-hı. Aylık 140 bin lira tertemiz bir para akışım var. Yani dolayısıyla benim ekonomik durumum insanları idare etmek gibi bir tasarrufu komple ortadan kaldırdı. Yani benim birilerini mutlu etmek gibi bir keyfim kalmadı yani. Niye? Çünkü benim büfem var. Yani kafamızdaki bütün her şeyi karşı tarafı düşünmeden söylememiz ne kadar doğru? Ya çok doğru. Bence de çok doğru. Hemen söylemek lazım. Söyleyeyim. Yani, zaten Hüseyin'ciğim, Hüseyin diyorum. Estağfurullah. Hüseyin'ciğim, zaten böyle bir sürekli bir maskeli. Ne bileyim, düşündüğünü söylemeyen insanlar yüzünden böyle olduk biz. Kesinlikle böyle insanlara ihtiyacımız var. Var, tabii. Biz içeriye gidelim, odalara bakalım. Hadi gel, kontrol edelim. Hadi gel bakalım tatlım. Sevgilim, geliyorum tatlım. Hadi aşkım, keyfinize bakın. Ha tabii ki gene de yani benim bu tavırlarından rahatsız olacak falan olursanız benim büfem sayesinde yaldığım yepis yeni arabama hemen şu anda binip buradan gidebilirim. Benim için hiçbir sıkıntı yok ha. Yok yok, kalabilirsiniz. Ne demek? Yok canım, niye gidiyorsunuz? Olur mu öyle şey ya? Mesela yurt dışında da böyle insanlar var. Hep yurt dışında insanlar böyle direkt böyle konuşuyorlar. Direkt hemen böyle yüzüne söyleyiveriyorlar insan. Hatta ben geçenlerde bir Oslo'ya gittim. Oslo, inanılmaz. Bak, Oslo başka. Bambaşka bir yer. Oslo. Başka, Norveç başka. Bambaşka. Evet. Bayıldım, inanılmazdı. Ya inan, bir gün şöyle alacaksın, çantanı toplayacaksın, çekip gideceksin buralardan ya. Peki. Nasıl anlamadım? Bayağı bir sabah böyle, bana al çatları. Yok, giderim tabii de yani burada kurul düzenimiz var sonuçta. Vallahi Mustafa kardeş, bayılıyorum senin gibilere. Ne bir yabancı dil öğrenirsiniz, ne bir yabancı şirkete bir girişiminiz olur, bir görüşmekle ilgili falan filan. Ancak konforlu alanından burada böyle yapmak lazım, böyle çekmek lazım. Çektir git derler adama vallahi yani. Ayıp oluyor beyefendi biraz yalnız. Vallahi kusura bakma, benim seni mutlu etmek gibi bir hiç öyle bir tasarrufum yok ha. Benim senin huyuna gitmek mi? Benim büfem var. Büfe sahibiysen ben hiç böyle takılmam yani. Benim büfem var. Tamam ya, orasını anladık kardeşim. Tamam. Aa. Bak Mustafa'cığım, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ne gibi? Sen yapamazsın. Şimdi senin hazırlığın yok. Misal ben kalkıp gitsem Oslo'ya, benim büfenin bir tane muadilini açarım şubesini. Ayvalık tostumu satar, gene geçinirim. Yani bunu sen yapamazsın. Çünkü senin büfen var. Çünkü benim büfem var. Ha ama gene de yanlış anlama. Hani bu söylediklerim seni sıkıyorsa, hani seni bunaltıyorsa... ...vallahi yepis yeni araba almışım, çok da iyi kaçıyorum. Biner giderim buradan, sıkıntı yok. Senin büfem var. Büfem var. Evet, çok güzel. Aslında bak Mustafa'cığım, böyle bozulma. Yok. Bozulma, adam senin iyiliğin için söylüyor. Ayrıca sen ya, gitmek istiyorsan biraz çalışman, bir hazırlanman lazım canım. Hiç! Yani Mustafa'cığım, yani birazcık çalışman lazım. Daha yabancı dilin yok. Sabahtan beri esip gürlüyorsun burada ya. Anladık Ozan Bey. Tamam, evet, hallederim efendim. Tamam. Aa, benim yavrularım, canım, insanlarım. Hoş geldin. Ayıp baba. Ayıp
Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Var mı bir eksiğiniz? Sağ ol İbrahim babam. Sen varsın ya İbrahim babam. Şu al yanaklarını. Ya burası sizin. Sizin yavrum. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Hayati Bey. Hayati Bey'i tanıştırayım. İbrahim baba. Buranın sahibi. Sık sık geliriz biz buraya ve bize kiralar evlerini. Çok güzel. Güzel. Aytur söylemesi, kaça kiraladınız? Gecelik 5.000'e kiraladık. Gecelik 5.000 karşılığında İbrahim baba bizi bu evlere yerleştirdi. 5.000 ha? Vallahi evet. Güzel yerleştirmiş evet. Canım para benim için ikinci planda. Mühim değil para falan ya. Ya Mustafa da, Ozan da, bunlar benim evlatlarım, oğullarım gibi. Ozan ben yalnız. Ya, Ozan da Mustafa da neyse işte. Oğullarım. Ha, İbrahim babam. Babam. Ya ben onları seversen hangi baba oğullarına gecede 5.000 kitliyor ya? Bilinçli tüketici herhalde arkadaşın. Ama öyle kolay değil tabii. Sonuçta ben Sapanca'nın en güzel yerini açtım bu tesisi. Belli belli. Çok güzel yere de tezgah açmışsın, o belli oluyor. Zaten bu böyle gittikçe bu çocuklar da çok gelir böyle babalara. Sen rahat ol. Zehirlerim lan seni. Aman. İbrahim baba. İbrahim baba. Ben ne zamandır buradayım? Baba. Sen kim oluyorsun asıl? Neler istiyor ya bu kulak? İbrahim baba. Daha neler artık ama aşk İbrahim olsun baba. Yani. Ama yani. Abi demin neler duyuyor? Emek verdim ben buraya o kadar. Ya benim pul koleksiyonum vardı çocukken. Ofis boy olarak başladım ben bu işe. Hala buranın ofis boyu gibi devam ediyorum. Daha ne lazım? Yazıklar olsun ya Allah Allah. Çiftçilik de yaptım ben, her şeyi yaptım. Ayıp oldu ya. Tabii ayıp oldu yani adama. Yok ya adama değil size. Yani kerizlik yaptığınızı çok böyle yüzünüze karşı söyledim ya. Acaba dedim size mi ayıp oldu? Gerçi onu da anlamamışsınız. Demek ki alışmışsınız kerizliğe. Çok güzel. Gerçekten anlamadılar ama işi. Sen niye gülüyorsun Hayati Bey? Sen vermedin mi? Doğru. Ben de verdim. Bana niye verdiniz? Ha? Niye araştırmıyorsunuz oğlum? Niye araştırmıyorsun Mustafa? Neden araştırmıyorsun? Araştırmak lazım. Araştırırız Ozan Bey. Peki. Aa şu kızlar gelse de artık şu mangal faslına geçsek. Evet doğru doğru. Çok acıktık yani değil mi? Şöyle ne bileyim şöyle bir mangalı çevirelim değil mi? Ha? Ağzımızın dilimizin şöyle bir tadı yerine gelsin ama önce yurt dışından gelen sözleşmeyi şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Ha. Sonra mangalı çeviririz. Mangalı çeviririz. Onu çevir bana. Bak buralarım bu çok güzeldi. Ay çok iyiydi gerçekten bu. Ben hemen laptopu açıyorum Hayati Bey'ciğim. Hayati Bey, sen yakın zamanda zam mı yapacaksın? Evet, nereden anladın? Ozan kardeşimin kahkahasından. Tam patron yalakası gülüşü bu çünkü. Nerede duysam tararım. Sabah beri de fırın fırın dönüyor vallahi. Ne alakası var canım? Alakası yok. Ben yalakalık falan yapmıyorum. Hem Hayati Bey'i ben patronum olarak görmüyorum ki. Evet, evet. Bak burada yanıldık. İşte bak bu sefer yanıldın Hüseyin'ciğim. Çünkü ben çalışanlarımı hep arkadaşım olarak görmüşümdür. Ha, sen bu çalışanların benim arkadaşım ayağına tatile geliyorsun. Arkandan da dedikodu olmasın diye başlarında duruyorsun gözcü gibi. Ondan sonra da arada da tatilde iş kilitliyorsun. Anladım. Ben de resim oturdu. Tamam. Şimdi şöyle, yani ben bir klasik, değil mi? Evet. Klasik bir patron modelini hep nedir? Reddettim, değil mi? Evet. Yani evet. Ben daha çok nasıl, yani böyle şirketimizde yeni bir vizyon, yeni bir ne bileyim böyle bir oluşum. İnsanlar bir öldürürüm lan seni. Öldürürüm seni. Hayati Bey. Hayati Bey. Terbiyesiz. Vallahi ben ne diyorum? Hayati Bey. Hayati Bey lütfen. Tamam bir şey yapmayın. Ben gördüğümü söylerim kusura bakmayın. Ben kimsenin huyuna suyuna gitmeye ihtiyacım yok. Ben yarına satarım açık ayranımı gül gibi. Benim büfem var. Tamam ne olur sakin olalım patronum lütfen. Ha, kızlar geliyor zaten. Tamam. Mangalımız için etlerimiz hazır. Size vereyim etleri. Bunlar sizin etleriniz. Ha, onları alalım. Bunlar benim, bakalım, onlar çocuklar. Sizin. Tamam. Hadi sen, mangala. Bir dakika, sen yemeyecek misin? Yok, ben organik besleniyorum. Evet. Güzel. Bak, organik beslemek lazım. Ya ama şunlar yenmez mi ya? Ama gerçekten takdir ediyorum Burcu'yu. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ne o yediklerin Burcu bacım?
Bunlar özel. Hepsi organik üretim. Ben çiftlikten alıyorum. Mesela bu Cunda'dan geldi. Cunda peyniri. Hmm. Evet, bu denizde mayalanıyor. Deniz suyuyla mayalıyorlar. Ve eşeğin sırtında 7 ay boyunca soğukta bekletiyorlar. Eşeğin sırt sıcaklığıyla iyice ılındıktan sonra tam mayalanma gerçekleşiyor ve öyle satılıyor. Ölüyor eşeğin sırtı ama artık yani bu... Yani bu... Havalı havalı konuşacağım diye de yemeyin canım böyle şeyler siz de, Allah Allah. Ay yok canım, öyle değil yani. Bunlar organik sonuçta. Ha. Şimdi bedenimize ne soktuğumuz çok önemli. Evet. Ben hikayesi olmayan hiçbir şeyi kesinlikle bedenime sokmam. Evet, evet. Hikayesi dediğinde 2 gram bulgura da Reşat Nuri Güntekin eseri muamelesi yapmayın canım siz de, Allah Allah. Size ne pardon ya? Allah Allah, sana ne oluyor? Sen kimsin ki? Ben 1500 TL verdim ya buna. Sen yani... Sen neden bana karışıyorsun şu an? Yani bunlar organik, organik. Bu ne kadar zor üretiliyor bunlar, siz biliyor musunuz acaba ne kadar zor üretiliyor? Yani sen işçiye, çiftçiye, şu anda sen emeğe saygısızlık yapıyorsun ya sen. Sen kimsin? Sen kimsin benim? Benim şu anda gün motivasyonumu sıfıra indiren bir adamsın sen şu anda. Adam, kim sana bu hakkı veriyor ya? Kim sana bu hakkı veriyor? Oturmuşsun oraya, keko gibi. Sen bana konuşuyorsun. Sen bana ne konuşuyorsun? Ben gördüğümü söylüyorum ha. Ben kimseye mutlu etmek zorunda değil. Benim büfem var ya. Aa, ne oldu öyle Burcu'ya çıktı gitti? Yeter Hanım, şöyle gelir misiniz? Ay buyurun Hayati Bey. Efendim şimdi şu erkek arkadaşınızla konuşun. Şurada 2 gram keyfimiz vardı. Hepsini içine etti. Ah. Eğer siz onunla konuşmazsanız İstanbul'a döndüğünüzde insan kaynaklarıyla konuşacaksınız. Haberiniz olsun. Tabii efendim, ben hemen konuşacağım. Aşkım şuraya bir geçelim. Ne diyorum efendim? Aşkım ne diyor böyle? Bak ne olursun, ben senin bu açık sözlüğünü çok seviyorum ama... belli ki yani işimden kovulacağım. Ne olur sakin ol biraz. Aşkım beni biliyorsun, sahtelik görünce dayanamıyorum. Ağzıma vuruyor yani. Biliyorum. Tamam hadi neyse, idare edeyim. Biraz büfem yokmuş gibi davranacağım. Dur bir. Bir moda gireyim, bakayım büfe... Allah korusun. Ama yokmuş gibi yapacağım, tamam mı? Tamam, idare ederim. Yok arkadaş, yok. Yurt dışında inan olsun böyle insanlar yok yani. Yurt dışı bambaşka bir yer yani. Diyorum ya işte, ben geçenlerde Norveç'e gittim, Oslo'ya. İnanılmaz yani, bambaşka bir yer. Dediğim gibi efendim, bir sabah çantanı alacaksın, çekip gideceksin buradan ya. Bir dakika ya, ben bir saniye. Bir dakika Mustafa kardeş. Senin adın ne? Mustafa. Soyadın ne? Kardeş. Yazmışım zaten. Tamam, aldım biletini, yarın gidiyorum. Nereye gidiyorum? Norveç'e, Oslo'da kart atar. Ne alakası var ya? Ben şimdi kalkıp buradan şu an Oslo'ya mı gidiyorum? He. Nasıl, ne alaka? Burada otururken şu an biletim alındı, ben Oslo'ya gidiyorum. Burada Oslo otururken kalkıp gidiyorum, öyle mi ben? Hayır efendim. Ben gitmek istemiyorum Hayati Bey, lütfen rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Norveç kesin mi? Norveç öyle mi? Ya ben Norveç'e geçen 3 gün gittim, b**tüm dondu, yapmayın ya. Başka bir yer olsaydı bari. Ya ne Norveç arkadaşlar? Ya ben Norveç'te tanımak ayıp ayıp bilmem ya. Ben ömrümde oraların nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum ya. Mustafa arkadaşımız ağlıyor. Onu lavaboya götürebilir miyim? Duydum, duydum. Git ilgilen, git. Tabii ki. Mustafa dur! Dur kardeşim, bak senin yüzme derecen var. Sen at biliyorsan! Mustafa oğlum, ne oldu? Ne bu hal? İbrahim abi ben... Ozan! Ozan niye ağlıyorsun? Hayırdır yavrum? Ben ağlamıyorum, Mustafa ağlıyor ya. Ne oldu ki yine o herif yüzünden mi? Evet! Sana lan, sana lan oturan yüzünden mi? Ne yaşıyorum ben? Ne yaşıyorum? İşin kötüsü yüzme bilmiyorum. Bana bak. Bu arkadaşından kalkın gidin buradan. Kalkın gidin buradan. Gidin İstanbul'da da insan kaynaklarına uğrayın. Şurada 2 gram keyfimiz vardı. Adam bize burada geçirdi de geçirdi. Geçirdi de geçirdi be. Hayati Beyciğim, ben şu an işimden mi oluyorum? Biraz. Çok ayıp ediyorsunuz yalnız Hayati Bey. Aşkım sen üzülme, boş ver. Büfede çalışırsın ya. Ne yaptın lan? Büfede mi? Tabii canım, ne olacak? Kafan rahat olur ya. Otursun kasada, ne olacak? Aa, doğru diyorsun. Oğlum bunu az kokusunu çekeceğime senin büfen mi olurum? Çok daha iyi. Tabii ya. Manyak mısın sen? Ne olacak? Dur, dükkandaki, büfedeki çocuk mesaj attı. Sen git konuş ya, rahat ol. Hayati Bey. Ne diyor bu ruhsat? Siz kan emicisiniz. Siz bir vampirsiniz. Yok aşkım, dur. Hemen kariyerini tehlikeye atma, dur. Siz kariyer
Ezikleyicisisiniz. Yok edicisisiniz. Yok aşkım yok. Şey yıkım, yıkım. Yıkıcısınız, ezicisiniz. Yok yok. Size çok net söyleyeyim. Bir dakika hayatım, ne? Aşkım büfe, büfe. Büfe işte büfe. Ya, İstediğim hayır. Her şeyi söylerim. Büfem var benim ya. Ya aşkım yok yok, büfe yok. Nasıl yok ya? Ruhsat yüzünden yıkmışlar büfeyi. Sen ne diyorsun? Siz nasıl şimdi konuşuyorsunuz benimle? Efendim, tamam bir saniye geçin. Hayati Bey, yeter anından boşalan pozisyon için birini düşündünüz mü acaba? Çek ulan elini. Hayvan herif. Ama yakışıyor mu böyle ulan da hayvan da falan? Vallahi hiç umurumda değil benim. Ben kimseyi mutlu etmek zorunda değilim. Benim şirketim var. Arkadaş arkadaşı vezir de eder, kesir de eder. Popüler bir kitabı var ya, Sus ve Cefa diye. Suç ve Ceza'yı diyorsun. Onu hiç öyle bir kitabını duymadım. Abicim öğrenmek eşikten mezata kadar yani. İstanbul'dan değil, İzmir'den arkadaşlar. Bayılırım İzmir'e. Çekirdeğe figen derler İzmir'de. Ben çok aç değilim, emek almayacağım. Bir tane çıban salata, bir tane kazan gibi. İşleyen demir fırıldar. Yani bunlar bir hacivatlı karagöz gibi atışmışlar. Bildiğin şurada olta oyunu olduk yani. Orta! Aile izliyorum. Gelsin hayat bildiği gibi. Kızılcık berberi var, o da güzel. Liman işletmeleri kontrol merkezi efendim burası. Defalarca geldik, buradaki çalışanları tanıyoruz. Bir tanesi kendini çok uyanık zannediyor ve çeşitli işler açıyor başına. Bakalım bu sefer ne gibi bir macera karşımıza çıkacak? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Mesut abi. Ne var lan? Lan mı? Abi hayırdır bu üstünün başının hali ne ya? Ya bütün gece gazı yaptım oğlum. Facebook'tan bu haritayı aa bak çaktılar bana. Tutankhamon'un altın baş heykeli var deyine. Bütün gece gazdım, babayı aldım baba. Abi senin haritayla ne işin olur ya? Kaç para verdin abi ona? 30 bin. Onu büyük zokalandım ya. Ama dur. Ben bunu birine çakacağım abi. Yoksa var ya bu gece bana uyku yok. Abi senin bütün işin katakulli ya. Sus lan! Sus! Bütün işin katakulli. Sus! Şuraya bak. Üstüm baş her yer çabur. Gideyim de üstümü değiştireyim bari. Hah! Dikti abi. Nasılsın? İyiyim Çiçek. Hoş geldin buyur. Hoş buldum. Ya şey, bize müdür gelecek de ben hı, senden şu envanter numaralarını alabilir miyim? Tabii. Aa Çiçek. Aa. Abisinin gülü ne yapıyorsun sen? He? Kız oldu. Sen nişanlandıydın he? Ne oldu? Siz o evlilik ekonomisini falan ayarlayabildiniz mi? Yok abi işte biriktiriyoruz inşallah seneye. Seneye mi? Kızım bir sene çok uzun. Aa soğukluk girer araya bak. Kylie Jenner olsan bile bak beklemezler he. Senin paraya ihtiyacın var. Dur. Senin yuvanı ben kuracağım bak şimdi. Bak görüyor musun? Bu harita Tutankhamon'un altın başının haritası. Sen bu haritayı al, bana 30 bin lira ver. Para işi çözülsün. İlk çocuğun adını da Mesut koy. Asa iyilik. Abi Çiçek'in ne iş olur haritayla ya? Aynen. Çok teşekkür ederim ama Fikri abi haklı. Ben hiç anlamam o işlerden ama abim yatırımcı. Biraz da ilgili bunlarla. İstersen ona sorabilirim ha? Abim mi? Sor bakalım. Hı. Ama bir şartla. Eğer Define'yi bulursa ilk önce seni evlendirecek. Sağ ol abi ama bizim abimle para alışverişimiz pek iyi değildir. Abimden mesaj geldi. Diyor ki haritanın fotoğrafını atsın, bir de IBAN'ını atsın. Ben onun hemen hesabına yatırayım diyor. Ver bakayım telefonunu kızım. IBAN'ı da yazdım, tamamdır. Tamam. Hayırlı olsun vallahi abi. Şey, Mesut abi, abim diyor ki eğer haritadan bir şey çıkmazsa bozuşuruz. Ya, o kastım bana dua edecek. Bakalım. Neyse, şey ben bu kağıdı da alıyorum Fikri abi. Sonra sana getireyim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi görüşürüz. Ona dur.
ya, görüyor musun? Parayı da göndermiş. Enayi ya. Bir de diyor ki, yok abim bilmem ne abi de bozuşurum. Sen kimsin ben seninle bozuşacağım ya? Sen benimle aşık atabilir misin? Enayi çaktığımda kaldı. Çok eğlendim, çok. Usta abi ya. Abi melek gibi kızla abisini kandırdın. Yani böyle mazlumları böyle kandırmak, dolandırmak. Yani terbiyesizlik değil mi abi ya? Ne terbiyesiz lan? Ne diyorsun oğlum? He? Utanıyorum, terbiyesizlik mi? Lan yürü git. Hayret bir şey. Onlar da enayilik yapmaz oğlum. Bahane, he? Onlara ders verdim işte. Bir daha tongaya düşmesinler. Mesut abi. Hı. Abi sen bu hırkayı nereden buldun? Çok bir pahalı marka değil mi abi? Evet oğlum, ben hep kaliteli giyiniyorum zaten. Hiç dikkat etmedin mi? Bunun kaç para bu? Aa, abi burada etiketi kalmış. Çıkarayım ben bunu. Lan! Lan etiketini falan çıkarma. Manyak mısın sen? Niye abi? Ulan oğlum, bu 30.000 lira. Ben bir hırkaya 30.000 lira verirsem 100 yılın enayisi seçilirim. Öyle bir şey olmaz mı? Ben bunları alıyorum, tamam mı? Giyiyorum, etiketini de çıkarmıyorum. Sonra gidiyorum, diyorum ki aa bu bana olmadı, sevmedim diyorum. Veriyorum, parasını alıyorum. Bazen gırlatıyorlar. O zaman da diyorum ki ulan siz nasıl markasınız? Müşteri memnuniyeti diye bir şey var. Çağır lan müdürlüğü falan diyorum. Çarşı pazara atıyorum hemen. Korkuyorlar, veriyorlar parayı. Oğlum ben böyle bayağı grasyon yapıyorum yani. Mesut abi yani yemin ediyorum. Yani şerefsizlikle şeytanı kıskandıracak seviyeye ulaştım. Lan hadi. Şu gözlere baksana, bendeki şu gözlere. Baksana. Nasıl fel fecir okuyor bak. Çakarlık, çukarlık. Çakarlık, çukarlık. Çakarlık, çukarlık. Vallahi çukarlığı bilmiyorum da. Çakallıkta bir dünya markası oldum Mesut abi. Kesin. Yani abi ya, her işin yamuk ya. Terbiyesiz. Sensin lan yamuk. Oğlum gemilerini karadan da yürüteceksin, anladın mı? Abi çiçeği gördünüz mü ya? Ya müdür gelecek, ortada yok. Abisiyle define arıyordur o. Hayırdır? Keyfi yerinde. Çiçeğin abisine define haritası sattı 30.000'e. Ne? Mafya olan abisine mi? Ne mafyası lan? Abi, sen ne diyorsun ya? Abi, çiçeğin abisi İstanbul'un en azılı mafyalarından Kıtır Paşa. Düşmanlarını kıtır kıtır, ulan anla işte. Kıtır Paşa mı? Oğlum, yatırımcı değil miydi lan abisi? He? Ne mafyasıymış oğlum o? Ya abi, adam kendini mafya diye tanıtır mı yani? Öyle tanıtmış sana işte. İnşallah define haritası doğrudur. Yoksa var ya seni kıtır kıtır. Ulan bu devirde kıtır mıtır mı var lan? He? Ulan biz ondan korkacak adam mıyız dur? Onun var ya çarşısının pazarına katarım lan ben. He? Delirtme lan! Mesut sen misin? Mesut kardeş, beni buraya Kıtır Paşa abim gönderdi. Evet. Senin bize gönderdiğin haritadaki mekan bize çok yakındı. Biz de hemen... Aslakim. İş makinalarıyla kazmaya başladık. Yalnız Mesut kardeş. Evet abi. Benim dikkatimi bir şey çekti. Ne o? Bizim kazmaya başladığımız yerin hemen yanı dün gece kazılmış. Ve belli ki içinden bir şey çıkmamış. Mesut kardeş. Bizim kazdığımız yerden de bir şey çıkmazsa eğer, orası senin mezarın olur. Ne mezarı abi? Ölü mezarı mı? Diri mezarı. Diri, diri, diri gömeriz seni oraya. Dua et, define çıksın. Yoksa şimdi son duanı et. Ah,
Son duamı mı edeyim? Hı. Son duamı ediyorum ben ya. Ben gerçekten o Hıdır Paşa abi var ya. Evet. Allah başımızı da eksik etmesin efendim. Amin. Ben parayı geri verebilirim. İsterseniz iki katını vereyim. Abi. Mesut kardeş. Efendim. Mesele para değil. Ne ya? Mesele... Anladın sen onu. Anlamadı burnu. Ulan burnumu öptü. Hem de burada konuştu. Ya Allah ne mesaj bu Allah aşkına ya. Ulan gizemli, aforizmalı mafyada bezi bulduk. Bu en tehlikelisidir ha. Vallahi en tehlikelisi budur yani. Ne yapacağım ya? Aa, diri diri gömecekler mi? Ya abi, yani işine... Aa. Ya bırak, bırak gelsin uyuz ya. Ne oluyor abi ya? Lan bırak, çekil çekil gelsin o. Mesut abi. Aa, ne var lan? Mesut abi. Aa, klavyeye bir şey kaçmış, ona bak be. Mesut abi. Ne var lan? Saçım. Ya ben bu skeci bitirebileceğim bari. Mesut abi. Ne var lan? Ne var? Sen adamların çarşısını pazarına katacaktın. Onlar senin ödülü b**na karıştırdı sanki abi. Ulan sus! Hava kaçıran simop gibi. Fıs fıs. Ne yapacağım oğlum ben? Mafya peşime düştü. Mafya peşime düştü. Boş boş bilgisayara basıyorum ben de. Abi, bilmiyorum faydası olur mu ama benim bir tane mafya var aslında biliyor musun? Köse Ozan. Mafya mı var? He, valla. Yemin et. Vallahi var. Köse Ozan. Evet. Ya şu yan tarafta da dükkanı var ya, paravan olarak tuttuğu yer orası zaten. Tamam. Yani ararız onu. Yani ne bileyim, çivi çiviyi söker yani hesabı. Ne bileyim, ara lan. Ara köseyi. Köseyi ara. Of. Ben de internete bakayım biraz. Alo. Ozan abi. Abi merhaba, nasılsın? Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Abi ya, bizim iş yerinde bir arkadaşımızı tehdit ettiler de... Evet. ...acaba bu tehdit edenleri siz de tehdit edebilir misiniz diye bir soralım istedik size. Merak ediyoruz yani. 30.000 lira. 30.000 lira mı ya? 30. Olur, olur. Tamam, tamam abi, tamam Ozan abi, tamam. Bizim iş yerini biliyorsunuz zaten, hemen sizin dükkanın yanında. Tamam abi, bekliyoruz. Bekliyoruz abi, eyvallah. Sağ ol. Ne oldu, geliyor mu? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu bizim işimizi halledebilecek mi peki? Yani halleder herhalde abi. Sonuçta mafya bunlar yani. Birbirlerini tanırlar. Evet. Kimse kimsenin bölgesine de girmez. Ya mıntıkaları bunların bellidir yani. Bölgelerine girmezler bence. Bence mi? Ulan oğlum hiç güven vermiyorum bana bak. Hiç güven vermiyorum bana ama sarılacak başka dalım yok. Ya Mesut abi mafyayı bile birbirine düşürdün ya. Sus lan! Sus! Terbiyesiz herif ya. Ben nereden bileyim oğlum o melek yüzlü şeytan çiçeğin abisi mafya deyin ya. Abi ya, hayat ne acayip değil mi? Yani bir kardeş işinde gücünde helal kazançla geçinmeye çalışıyor. Diğeri ise illegalin peşinde sürüklenen bir sandal. Yani iki aynı kan ama iki farklı akış. Ne anlatıyor oğlum Sofokles? Ne anlatıyorsun bana? İki ayrı kan, iki bir... Ne anlatıyor Sofokles? Bana ne oğlum? Bana ne lan? İkisi birbirini yesin dursun. Düştüğün durumlara bak ya. Başıma filozof kesildi adam ya. Ozan abi hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Gel buyur abi, şöyle geç. Abi geç. Abim. Benim masama otur, geç. Nedir problem? Abi, Mesut abim iş yerinden bir arkadaşa, yani daha doğrusu abisine bir define haritası sattı. O da mafya işte. Bir de geldiler buraya tehdit ettiler Mesut abiye, biz de seni aradık.
İban. Yolla 30.000'i. İban mı? Yolla 30.000'i. 30.000 mi? Yollayacaksın. Ne dedi ki? Çok... Abi şurada. Hemen yolla lan! Tamam. Gönderdim. Şimdi aslanlar bakın. Burası bizim kontrolümüzde ve artık siz de bizim himayemizdesiniz. Cümle alem bilir ki benim gölgem altına saklanana sinek bile konamaz. Konarsa kafam atar, atarsa da her şey batır lan! Ay kafiyene, cinasına kurban oldum ya. Vallahi ben şu anda o kadar rahatladım ki. Of, Ozan abim benim. Ozan abi, hele onlar bir gelsin bak. Ozan abim kafasına taktıysa neler yapacak onlar, bir gelsin bak. Hele gel. Ne var lan? Ne var oğlum? Ne oldu? Ozan abiyi gördün. Ne oldu oğlum, he? Hemen bir kaşın gözün bir şey yapmaya başladı. Oğlum, benim Ozan abim var ya, benim Ozan abim. Benim Ozan... Ulan dur! Benim Ozan abim senin o abine kıtır 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 keser bak. Ulan iki dakika dur lan, iki dakika dur! Benim Ozan abim var ya, kafayı size taktı oğlum. Sizi kafayı bozdu. Ozan abim kafayı bozdu mu, herkese de takar. Ulan dur! Durun ya, bir ders veriyorum herife. Bana baksana sen lan. Ulan oğlum bak. Benim Ozan abim var ya, ben onun gölgesindeyim. Ulan oğlum çekilin, beni bırakın. Onun gölgesindeyim ben, anladın mı? O yüzden benim üzerime sinek bile konamaz. Psikopat lan benim Ozan abim. Psikopat lan! Ozan abi. Erçi! Ne olur beni affedin Erci. Ben Kıtı Paşa abi olduğunu bilmiyordum. Ne olur affedin Erci. Ne olur. İtti mi köpekli Ömer, ne olur. Kaybol. Ulan. Adam oğlum, Ozan abi. Lan gölge bölge diyordu. Adam kurbağa gibi gitti ya. Yine mi öpecek acaba? Tipi öyle benziyor. Hazırlayayım kendim bir dakika. Paşa abimle konuştum. Evet. Hala bir şey çıkmamış. Aa, öyle mi? Beni kapına dikti. Oradan asla çıkmayacak dedi. Evet. Asla da çıkmayacak. Yapma. Aa. Abi burnumda parça aldı. Ulan seni bulacağım, mafya s**eyim lan ben. Ulan adam adamın ayağını yaladı biraz önce ya. Biz ne yaşadık? Beni öldürecekler, gömecekler ya. Of of. Of of. Aa, geliyor ada vapuru ya. Geç abi. Geç abi, geç. Koy lafını, koy. Müzus abi. Efendim. Abi, senin Ozan abi. Herkes çok yakın bana ya. Evet, Ozan abinin sanki kafası atacaktı. Ama bence... 3,5 attı abi. Lan oğlum, buharlı ütü gibi fıs 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 fıs. Çek git ya. Ne yapacağım lan ben? He? Ne yapacağım? Ne
yapacağım? Ne yapacağım ben? Canda maaşa mı atlayayım ben? Ne yapayım? Atla bence abi. Daha hızlı bölüm olur. Acı çekmezsin hiç değilse. Mantıklı. Ulan senin fikrin ne ver ya? Ulan insan bir destek olur. Abi dur der. Düzelecek de bir şey der. Bir teselli eder ya. Nerede? 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 Abi işte. Ağzına tükürüm oğlum. Nerede? Hangi kapı? Abi. Şey ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Paşa ben. Mesut hanginiz lan? Bu abi bu. Şu mu uzun olan mı? Abi. Paşa abi bey. Ben çok pis. Sus lan. Yanaş mı? Yanaş lan mı? Ya yapma. Gel biraz. Aslanım benim, aslanım benim ya. Aslanım benim. Bak, tutan lamanın başı. O ne lan bu ne? Ya, kazıyoruz sabahtan beri. Sayende bulduk yani. Ona koca altını bulmuşlar kafam kadar. Tutan lamanın başı. Dev zengin oldum sayende. Bu saatten sonra mafyalı mufyalı da bıraktım. Evciyle beraber Şeyşeller'e yerleşeceğiz. Devam et şeyler. Al bakalım hadi. Aa, bu ne? Başka bir altın kafası mı? Yok lan çömlek. Araçla kazarken bulduk da sana hatıra olsun diye getirdim seni. Unutma bizi diye. Çömlek mi? Ha. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ana oğlum. Bu çömlek antika galiba ha. Eyvah! Nihayet oğlum ben de köşeyi döndüm. Zengin oldum. Oh, bundan sonra işten ayrılacağım. Oh, dünyayı gezip tadını çıkaracağım. Abi var ya, gene yırttın ha. Sen ya. Var ya sen, çok tehlikelisin ya. Kim bilir kaç yüzyıllıktır bu çömlek ha? Bence minimum 800. Ha. Abi benim işim var. Müdür de bekliyor zaten, ben gidiyorum. Ne işin var lan? Müdür bekliyor ya abi. Oğlum ne işin? Bir şey oldu sana. Abi. Biliyorsun. Yok abi. Tufan. Abi müdür bekliyor beni. Tufan bir şey oldu sana. Oğlum ne oldu? Oğlum, onun yüzü niye düştü lan? Ne? Fikri, yüzü niye düştü lan onun? Anlamadım ya. Allah Allah. Ulan bu çömlek falan değil, bildiğin Behçetler güveç yazıyor burada ya. Normal güveç lan bu, kuru fasulye güveci. Of. Oh. Ya ritüelini de bozmuyor hiç ya. Oh. Ah. Mesut abi. Ne var? Abi. Sen bu güveci satın. Dünyanın tadını çıkaracaksın. Evet. Bence bunda fasulye yapıp gazını çıkarırsın. Sen de a**ına yakarsın. Terbiyesiz. Mesut abi de hiç kendini enayi gibi hissediyor musun? Büyük, büyük. Benim de sana naçizane bir hediyem var abi. Hediye mi? Geçen yaptırmıştım. Şimdi vermek kısmet oldu. O ne lan? Ver lan. Ver bunu, ben asacağım. Ver. Hak ettin abi. Ver. Ben asacağım bunu. Mesut abi. Ne var? Ne var lan? Bu ne abi? Ne var oğlum? Ne var lan? Ne var? Aaa! Ana! Şuraya baksana. Ulan 30 bin lira alır hadi. Abi geldi. Allah'ım yarabbim. Oh, neden ben ya? Neden ben? Oh. Ya yine mi? Mesut abi. Ne var? Sen bu hırkayı götürüp paranı alacaktın ya. Evet.
artık babaya alırsın abi. Arkadaş arkadaşı vezir de eder, kesir de eder. Popüler bir kitabı var ya, Sus ve Cefa diye. Suç ve Ceza diyorsun. Onu hiç öyle bir kitabını duymadım. Abicim öğrenmek eşikten mezata kadar yani. İstanbul'dan değil, İzmir'den arkadaşlar. Ha, bayılırım İzmir'e. Çekirdeğe figen derler İzmir'de. Ben çok aç değilim, emek almayacağım. Bir tane çıban salata, bir tane kazan gibi. İşleyen demir fırıldar gibi. Karagöz gibi atışmış. Bildiğin şurada olta oyunu olduk yani. Orta! Aile izliyorum. Gelsin hayat bildiği gibi. Kızılcık berberi var. O da güzel. Çok teşekkürler efendim. Her zaman içimizdeki sesi dinlememiz söylenir bize. Peki ya karşımızdakinin içindeki sesi dinlersek nasıl olur? İzleyelim efendim, buyursunlar. Evet. Bu defa başaracağım, inanıyorum. Hazır olmak üzere. Bu defa olacak. Benim tek kalıbım sende mi oğlum? Sorarak korkuyorum. Sorarak korkmam tabii ki. Korkmaya soruyorum. Sende mi benim kek kalıbım? Lafımı karıştırdım. Aldın mı kek kalıbımı? Gene deney mi yapacaksın benim kek kalıbımla? Anneciğim, anneciğim lütfen bana hak ver. Bana kızma. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Çünkü bu sefer başaracağıma eminim. Bu sefer olacak ya. Kesinlikle bak, deneyim bitmek üzere. Ne olur. Gıcık olmuyorum sana. Ayar oluyorum sana. Ya insan anasının çırpıcısıyla, kek kalıbıyla deney mi yapar? Acaba diyorum ki, biraz da anana karşı saygılı olmayı mı deneylesen acaba? Anneciğim, bak. Bilim benim hobim, tamam mı? Ayrıca eğer bu ilaç başarılı olursa, yani çalışırsa, yani istediğim gibi sonuç alırsam zengin olacağım. Çalışmama gerek kalmayacak. Kurtulacağım. Ya sen de kurtulacaksın. Bir düşün. İyi. Gıcık oluyorum senin şu icatlarına. Vallahi billahi ayar oluyorum. Geçenlerde dedin ki, sivilceye iyi gelecek bir ilaç yapacağım dedin. Kuzenin Faruk'un üzerinde uyguladın. Yeşil oldu adam. Evet, ama sivilceleri geçti. Ya çocuğum. Adamın sivilceleri geçti ama adam yemyeşil oldu diyorum. Kermit gibi gezdi mahallede. Merak etme anneciğim. Bak bu sefer ilacı kendime uygulayacağım. Bu ilacı, bu karışımı kendime enjekte ettiğim zaman sonuçları göreceksin. Ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Saçlarım koyulaşacak, eski rengine kavuşacak ve gürleşecek. Yavrum aşağı mahallede berber var. Git berbere. Boyasın saçını, istediğin renk olsun. İcatına gerek var. Hiç anlamıyorsun anne beni. Hiç. Ve bilimin büyüsüne hazır ol lütfen. Bir de orada. Vallahi endişeliyim. Ne oldu? Ne? Oldu mu? Koyulaştı mı saçlar? Gürleşti mi? Bir bak hele. Nasıl gür? Nasıl gür? Güp gür oldu biliyor musun? Çim adam oldun maşallah. Başardım. Başardım. Aptal. Aynı babası. Ne? Anne, sen babamın da benim de aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Nereden çıktı canım? Ben öyle bir şey söylemedim. Lan, ben sesli mi söyledim? Sesli söyledin anne işte, evet. Duydum çünkü. Yo, söylemedim. Zihin mi okuyor la bu şerefsiz? Zihin mi okuyorum ben? Ayrıca sen oğluna niye şerefsiz diyorsun? Ne biçim annesin sen? Onu da duymuş it. Mor patlıcan. Mor patlıcan. Mor patlıcan. Mor patlıcan ne be? Aa, bana bak. Sen benim düşüncelerimi okuyorsun oğlum. Ben senin düşüncelerimi okuyorum oğlum. Aa, bir dakika. İlacın yan etkisi galiba. Çabuk bir şey düşün. Bir şey düşün. Sakın onu düşünme yeter. Neyi? Neyi düşünme? Sakın düşünme yeter. Sakın. Mor patlıcan, kuru soğan, akşama ne yapsam? Anne, anne. Çok merak ediyorum. Neyi düşünmemeye çalışıyorsun şu anda? Babasını gerçek babası olmadığını da bilmiyor salak. Mor patlıcan, erik dalı. Ne?
Babam. He? Babacığım benim gerçek babam değil mi? Ne? Kim benim babam? Babacığın senin gerçek baban değil mi? Ya yavrum, babacığın senin gerçek baban olmasa o zaman baban olmazdı. O senin baban olmadığı için de gerçek baban kimdi derdik. Senin gerçek baban olmaması mümkün mü çocuğum? Yok öyle bir şey. Baban tabii ki de baba. Yahu sen söyledin be kadın. Duydum işte, bu kulaklar duydu bunu. Çocuğum, oğlum sen bana mı inanıyorsun? Benim düşüncelerime mi? Çok saçma. Ne? Teyzengil bekliyor beni. Ha? Teyzengil dediydi ki, sen gel bana uzun uzun yatıya. Ben teyzeye gidiyorum. Ne? Hadi, hadi yatıdayım. Beni hadi arama, anan yok. Hadi. Ya ne ya? Böyle anne mi olur ya? Ya benim babam kim? Nereye kaçıyorsun kadın? Bu nasıl bir şey? Babam kim benim? Yakka lan. Babam kimse kim? Ben şu an zihin okuyabiliyorum ya. Ben zengin oldum. Benim süper bir gücüm var şu an ya. Sipariş. Ha yok, kız arkadaşım gelince vereceğiz sipariş kardeşim. Tabii ki efendim. Ulan şunun bile kız arkadaşı var ya. Aman kesin çok çirkin bir şeydir. Yok değil. Anlamadım efendim, şimdi mi vereceksin? Hayır sipariş? Sevgilim, kız arkadaşım geldiği zaman vereceğiz sipariş kardeşim. Tamam, nasıl isterseniz. Hı, sağ ol. Nasıl ya, nasıl? Nasıl şunun sevgilisi olur da ben sap kalırım, nasıl ya? Kardeşim sen biraz çabuk olur musun? Sen çok ağır hareket ediyorsun. Bana bir çay getir beklerken, rica edeceğim. Tabii ki, hemen. Ha. Bak ben şimdi senin çayına nasıl tükürüyorum. Çay iptal, çay getirme. İçmeyeceğim çay. Neler yiyip içtik bugüne kadar acaba? Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Oh. Aa, yine mi? Bana hediye mi? Evet. Ne aldın kız bu sefer? Bak, sana dala kaldım. Pişirirsin, yersin, kan yapar. Kuru üzüm aldım. Ondan sonra demir ilacı aldım. Aa, bitmişti. Bir de keçi boynuzu özü aldım. Aşkım yesin, can olsun, kan olsun dedim. Aa, benim bir tanem ya. Teşekkür ederim. Ver, ver, koyalım da şöyle rahat olsun. Evet ya, çok iyi yaptı. Çünkü benim bu kansızlık sorunu ne olacak hiç bilmiyorum. Ha, yani eskiden yoktu böyle bir şey, biliyor musun? Ve iyileşemiyorum da bir türlü. Ama bunlar iyi gelecek. Neyse ki beni çok çok düşünen canım sevgilim var. Ayda bir uyutup kanını alıyorum satmak için çünkü salak. Demek gibi sağıyorum seni aylardır. Ne yapıyorsun? Ne yapayım aşkım? İş güç, aynı işte. Ha. Evet, pardon. Evet, tabii. Aşkım, ekonomik durumun nasıl? Yani bir sıkıntın varsa ne olur benimle paylaş. Başka bir çözüm bulabiliriz. Yok. Yani işim var biliyorsun. Zaten bir iş daha var. O da olursa hiç ekonomik problem falan kalmıyor. Bir iş daha var diyorsun. Ne işi bu? Nasıl bir iş bu? Şöyle menüye bakayım. Oha! Dokular uyuşmuş. Böbreğini alıp satabilirim artık İbrahim'i. Kimden mesaj geldi? Şey, iş arkadaşım bir şey sordu da önemli değil. Ya bir şey söyleyeyim, boş ver onu. Acaba diyorum, sen bu akşam bana mı gelsen? Ha? Sen... Ne dersin? Ben... Ne dersin? İyi olur, değil mi? Ha. Aşkaba. Evet, güç toplarız. Yani güç toplarız. Peki senden ne yapacağız ki tam olarak? Ne istersen yaparız yani. Biraz televizyon izleriz, rahatımıza bakarız. Sonra belki küveti doldururuz. Küveti doldururuz. Küvet demek. Yani şimdi biz hani seninle bir yıldır çıkıyoruz. Ve el ele tutuşmaktan da öteye geçemedik ya. Bir anda küvete terfi edince ben şaşırdım yani. Pardon hayatım, çok affedersin. İş yerinden mesaj gelmişti. Ah, benim hemen gitmem gerekiyor, kusura bakma. Sonra görüşürüz. Hemen mi? Evet, evet. Altı üstü bir böbreğini alacaktım ya. Bir mi? Ne bir aşkım? Yani birkaç dakika daha oturayım ya sevgilim yanında. İş yerinden beklerler, idare ederler. bir demek. Peki küvetten önce ne yaparız sence? Ay ne istersek yaparız. Aa, iyi tamam. Geliyorum ulan.
Aynı kişiye kalp de lazım. Büyük para veriyorlar. Kalp tamam. Başka organ lazım mı? Kim lan şimdi kim? Boş ver, iş yerinden ya, önemli değil. O zaman ben bir tuvalete gideyim. Geleyim, beraber kalkarız, tamam mı? Hemen hadi gidip geliyorum. Tabii ki de. Şimdi tek böbrekle idare ederim de kalbimi çalacak. Kalpsiz olmaz. Yok, yok, olmaz. Olmaz. Efendim, çayınız geldi. Yok, içmeyeceğim. İçmeyeceğim, kalsın. Ne kadar? 20 lira. Aferin. Şimdi bahşiş de vermez bu sümsük. Aa, 5 lira. Bahşiş verdim zannediyor dümbük. İçmediği çaya 10 lira bahşiş bıraktı salak. Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun? Ha? Çok kirli bir zihnin var senin evladım. Çok kirli. Kirli, pis. Allah Allah ya. Aa, şey, beyefendi, İbrahim Bey nerede? Koşarak kaçtı efendim. Aa, nasıl ya? Gene mi terk edildim ya? Evet, siz bir şey ister misiniz hanımefendi? Of, ben şu an çok üzgünüm. Terk edildim ve depresyondayım yani ben şu an. Böyle omuzunu bana verebilecek, omuzunda yatıp ağlayabileceğim birine ihtiyacım var. Ya. Evet. Aslında benim mesaim de bitmek üzere. Öyle mi? Evet, biraz beklerseniz, isterseniz benim omuzumda ağlayabilirsiniz. Ah, süper. O zaman hemen gidelim. Sizin kan grubunuz ne? B. Ya. Aha. Küçükken peki kanlı canlı bir çocuk muydunuz? Tabii, çok yerdim. Gürbüz derlerdi bana. Koskoca otobüste geldi, yanıma oturdu ha. Senin gibilerin var ya, çift bilet basması lazım. Abi zorunda mıyım ben sizinle yolculuk yapmaya ya? Bu Merve tam salak ha. Ben yine de like atayım. Vay, Canberk de beğenmiş fotoyu. Geri mi alsam like'ı? Yok ya, şimdi bir de görmüştür. Yorum yazsam mı ki? Amcacığım, gel buyur, sen otur, gel buyur. Sağ ol evladım, sağ ol yavrum. Vallahi bu zamanda hiçbir gençte saygı, sevgi kalmamış. Allah'tan seni gibi evlatlarımız var oğlum, sağ olasın. Böyle mal gibi kalkıp verirsin yerini işte, sığır. Amcacığım, yer verdim sana, yer. Sağ ol oğlum, sağ ol evladım, sağ ol. Yanımdaki kız da ilik gibiymiş ha. Bir 30 yıl daha genç olaydım var ya, öf 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 öf. Amca, biraz ayıp olmuyor mu? Ne oldu ki oğlum? Yok bir şey amcacığım, yok bir şey. Ah, ah keşke ayıp şeyler olabilse. Geçti artık. Bak mesela bununla var ya, aman aman aman. Saçları da ne güzel. Dur şunu bir öveyim. Ne kadar güzel saçlarım var kızım. Maşallah, Allah sahibine bağışlasın. Ay, çok teşekkür ederim. Ya siz ne tatlısınız. Sağ ol kızım, sağ ol. Sen daha tatlısın. Ulan 20 yaş genç olacaktım var ya. Ne tonton bir amca, ne sevimli. Değil yahu, değil. Ne değil? Hanımefendi, pardon. Yani bu devirde hiç kimseye çok fazla güvenmemek lazım. Hiç kimseye. Aa, bak oğlan doğru diyor. Hiç kimseye güvenme kızım. Bana hiç güvenme. Al işte, al. Kendisi de böyle düşünüyor, al. Ya beyefendi, siz ne konuşuyorsunuz, ne anlatıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Aa, şuraya bak ya. Ayıp değil mi? Bir yer verdiniz diye bu kadar kabalaşmayın ama. Ay, sapık mıdır nedir? Hanımefendi, asıl sapık olan yanınızda oturan bu dede. Ah, tövbe estağfurullah. Ne sapıklığı mı gördün oğlum? Aa, oğlan içimi gördü. Ben de az değilim ha. Ya amca. Amca sen kalkar mısın oradan? Aa, kalk, rica ediyorum. Kalkar mısın? Siz bırakır mısınız canım? Ne tatlı, ne sevimli, ne istiyorsunuz siz bu yaşlı adamdan?
Keşke öyle görmeyeydin ya benim. Neyse, tam sırası oğlanı döversen biraz genç görünürüm, gözüne girer. Ya sen kimi dövüyorsun, kimi? Sen kimin gözüne girmeye çalışıyorsun? Aa! Rahat bırakacaksın bu kızı. Beyefendi, kalk şuradan. Bırakır mısınız? Kalk. Bırakır mısınız? Aa, siz artık iyice coştunuz ama ya. Gerçekten ne istiyorsunuz bu tatlı insanlar? Ay, sapırtma! Otobüsten indirin bunu. Lan tatlı matlı değil ya, tatlı matlı değil. Sen bilmiyorsun hiçbir şeyi, duymuyorsun. Kalk lan. İnsanları rahatsız ediyorsun. Rahat bırak kızı. Terbiyesiz adam. Aa! Terbiyesiz kız. Defol. Aa, kapı. Ne kadar? Kapıyı açın. Ay, çok sağ olun amcacığım. Siz iyi misiniz? İyiyim kızım, sağ ol yavrum. Sağ ol. Gerçi çok iyisin de. Ulan en azından bir 10 yıl genç olacaktım var ya. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani vaktinde gelecektim ama otobüsten 3 durak erken inmem gerekti. Sapık bir dede yüzünden. Hı hı, kesin öyledir. Uyuyakaldım demiyor da camış. Vallahi öyle arkadaşlar. Tamam oğlum, bir şey demedik. Ne oldu ya? Hmm. Tamam ya, kusura bakmayın. Sabah sabah biraz gerildim. Herkese selam, kolay gelsin. Ay Mustafa'cığım, dünkü sözleşmenin dosyasını uzatabilir misin arkadaşım? Tabii ki arkadaşım, buyur. Ne demek? Sen iste, ben neler veririm sana da istemiyorsun ki. Ya şu ofisteklerin biriyle çıksam. Kimle çıkardım acaba? Ercüment? Yok ya, çok kısa. Mustafa? Yok be, çok baby face. Ay hiç erkek vibe'ı vermiyor. Tufan? Ay Kızıl hiç sevmem. İbrahim, aman onu geç zaten. Neden? Neden? Bu havalar neden hala ısınmadı? Niye olmadı yani? Kaydı mevsim, kaydı. Evet mevsim. Çok kazım var ya. Yavaşça salsam benden bilirler mi acaba? Dur, şu dosyayı Tufan'ın masasına bırakayım. Tam dönerken de İbrahim'in yanında bırakırım bombayı. İbrahim'den bilirler böylece. Yapma etme kardeşim. Dosyayı vereceğim ya, ne yapıyorsun? Bırak. Ben vereyim, bırak. Sen git. Ben vereceğim. Patlayacak bak, git. Of İbrahim, hayvansın ya. Ya ne yedin be kardeşim, ayıp be. Üf İbrahim, hayvan herif ya. Geçmiş belli ki, tebrik ediyorum arkadaşım. Ya teşekkür ederim ya, oldu öyle bir şeyler. Sen iste, ben sana ne sunumlar yaparım da istemiyorsun ki. Benim geçen seneki sunumumdan arakladığını bilmiyorum sanki, salak. Bunların arasında kesin bir şey var. Burada ben dururken bu gerzek Mustafa'yı beğeniyorsan sen de salaksın vallahi Leman. Yemek vakti. Hadi gidelim bir şeyler yiyelim ya. Ay evet ya, ben de çok acıktım ya. İbrahim hadi sen de gel. Yok ben zaten geç geldim ya. Biraz işlerim var, siz gidin. Hmm. Aman kımıldama, yağların erir. Niye böyle oldu ya? Ben de güzel eğlenecektim, gülecektim. Para kazanacaktım, insanların zihnini okuyabiliyorum diye. Ulan insanlar kötü arkadaş. Ama hepsi böyle olamaz ya. Olmamalı, olmamalı. İbrahim Bey. Ha. Yemeğin madenizi görünce size çay getirdim. Ay eline sağlık Nazlı ablacığım. Sağ olasın, teşekkür ederim. Sevdiğiniz gibi tek şekerli. Nazlı abla şu an en ihtiyacım olan şeydi gerçekten. Çok teşekkür ederim ablacığım. Abla deme, lazım olur.
Azla abla. Hala abla diyor. Aramızda 2 yaş fark var. Bebe, kimse yokken geleyim de biraz paspas atayım dedim. İyi ettin. Çay çok çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Nazlı ablacığım, ablaların ablası, ablam benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun yiğidim. Pehlivanım, aslanım, koçum, aygırım benim. Allah'ım şu kollara bak. Şu geliş omuzlara bak, şu döşe bak ya Rabbim. Benim olacaksın. İstemiyorum. Git. İyi misiniz İbrahim Bey? Ne oldu? Renginiz attı. Ben size bir maşarj yaparım. Ne? Yok. Allah sen. Allah sen. Vallahi çok güzel maşarj yaparım. Çok güzel. Git deme bana. Gidemem İbrahim'im. Küheyn Hanım, at terkine götür beni buralardan. Benim gidişim anca böyle olur. At sırtında. Ben gideyim o zaman. Nereye? Çok sağ ol. Ben gidiyorum. Ben gittim. Hadi gittim ben. İbrahim Bey, kendinize enjekte ettiğiniz kimyasalları tahlillerde belirledik. Şimdi de bu serumla onları nötrleştiriyoruz. Anlatıyorum ama anlayacak mı acaba? Salak. Anlıyorum. Ne zaman etki eder bu doktor bey? 5-10 dakikaya etki eder. Siz biraz dinlenin. O şimdi etkisini gösterir. Siz de biraz dinlenin. Bu halde çalışıyorsunuz. Maalesef tekim acil. Doktor bey. Ben çok heyecanlı olduğum için beni size gönderdiler. Evet. Doktor bey, reçetem burada. Çok heyecanlı olduğum için bana iğne yapmanız gerekiyormuş. Tamam, bir bakayım hemen reçeteye. Tamam, bildim bu ilacı. Siz geçin şöyle, ben iğneyi alıp geleyim. Buyurun. Tamam. Allah'ım çok heyecanlıyım. Borsada 1'e 1000 verecek olan kağıdı öğrendim. Bunu kimseye söylememem lazım. Eğer biri öğrenirse o da zengin olur. Ama kağıt değerlenmez. Kimseye söylememem lazım o kağıdın adını. Sadece içimden kendime söyleyeyim unutmamak için. Lan hat kesildi lan, sırası mı? Ne dedi? Ne? Ne oldu? Ne oluyor ya? Kağıdın adı neydi? Ne dedin en son? Dol mu dedin? Ne dedin? Ne? Ulan tam kesilecek saati buldun. Neydi? Kağıt dedi. Senin zengin için bir kağıt vardı kardeşim. Onu söylesene. Hadi söyle be. Ne kağıdı beyefendi? Deli misin sen? Lan bir kağıt dedin. Kağıt dedin. Dol dedin. Dobros gibi dedin. Ne dedin? Lan kesilecek zamanı buldu. Böyle bir şey olur. Lan Allah kahretmesin. Gel lan dedi. Bilmediği bir konuda tuhaf bir durumda kalma hikayesi olan var mı? Şurada bir beyefendi var. İsim ne be? Oktay Metin Güneş. Oktay'ı mı kullanıyorsun? Evet. Tamam. Şimdi ben camiye gidecektim. Vakte yetişemedim. Sonra kendim kılayım dedim. Allahu Ekber dedim, başladım namaza. O ara tam Sübhaneke'yi bitirdim, yanıma bir adam oturdu. Bir bıçak koydu önüne. Kocaman bir ekmek bıçağı. Ben şimdi korku başladı. Namaz kılıyorum ama tane tane başladım, harf harf. Korkuyorum yani ne olacak, bakamıyorum da başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Tane tane Fatiha'nın sonunda gelene kadar bekledim. Yavaş kılma nedeniniz ne? Yatacağım ya secdeye, gidemiyorum. Yani ömrü uzatmak mı ya? Yani? Abi, yani ben yatarsam secdeye kalacak, bıçağı kesecek diye bekliyorum. Ondan sonra Fatiha'nın sonunda geldim ama amin diyemiyorum. O ara geldi biri, bıçağı aldı, adamı tuttu, kaldırınca ben secdeye gittim. Neymiş peki? Bilmiyorum, aldılar götürdüler. Ben 2. rekata kalktım sonra. Ama yarım saat sürdü yani 2 rekat. Şimdi normal olmadığı belli. Yani yatarsam savunamam bir de kendimi. Yattı mı beni ne olarak görecek bilemiyorum ben şimdi. Ha, yani siz şekil olarak canı çekmesin diye. Ha? Gerçekten soruyu sorarken böyle bir hatıra beklemiyordum. Yani, müthişmiş. Gerçekten çok zor bir durumdayım. Çok şükür şu an gülebiliyoruz buna. Evet, evet. Gerçekten korkunç bir şey olabilirdi. Evet. Ama hayatımın en uzun namazını kıldım orada yani. Gibi göz ucuyla kontrol tabii, ediyor musunuz? Tabii. Bir taraftan bıçağa bakıyorum yani. Bıçak eline alsa o zaman bırakırım. Ne yaparsınız mesela? Kaçardım.
Yani bir anda uzandı bıçağa. Bıçağı topu uzanırsa kaçardım zaten. Bekliyorum abi. Yani. Ben de tetikteyim. Peki efendim, çok büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir arkadaş toplantısına gideceğiz. Orada da böyle arkadaşlardan biri öbür arkadaşa biraz tuhaf geliyor. Bakalım haklı mıymış? İzleyip görelim efendim. Gel, gel, gel. Ne oluyor ya? İyi. Henüz gelmemişler. Otur, otur. Ya paşa bak, ben seni kızlar iki kişi geliyor, diğeri sıkılmasın diye çağırdım, tamam mı? O yüzden senden rica ediyorum, beni sakın rezil edecek bir şey yapma. Ne diyorsun oğlum? Ben bir ortamda konuşmayı bilmeyen bir insan mıyım? Nasıl ağır bir laf? Niye rezil edeyim ben seni şimdi? Ben neyi bilip bilmediğini bilmiyorum paşa. Hani biz seninle ilk defa böyle kızlı bir ortamda oturacağız ya. Ne orta? Benim ortamdan ne farkı var onların ortamının ya? Ne demek ne farkı var ya? Ha? Abicim, biz seninle futbol ve oyun kağıtları harici bir şey konuşuyor muyuz? Değil. Ama kızlar öyle mi? Kızlarla işte böyle hobiler, genel kültür, sanat, siyaset falan öyle şeylerden konuşulur. Ben, sen bu konularda nasılsın bilmiyorum paşa. Tamam, öyle deyince hak verdim. Doğru, ha. Doğru. Dediğin doğru yani. Ha. Arkadaş, arkadaşı vezir de eder, kesir de eder. Doğru. Kesir mi? Ha. Rezil lan o. Aynı şey oğlum, deli misin? Ne diyorsun? Değil oğlum. Nasıl canım? Lan abi? Kesir eder. Bana mı öğreteceksin bu yaştan sonra? Kudret hadi git. Ya rezil eder. Baba kanka gidelim bak ha. Lan. Bu ne lan? Çağırdın bizi çantayı. Ha. Ha. Selam. Ha, kızlar hoş geldiniz. Gel, merhaba. 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 Selamlar, selamlar. Buyurun. Tanıştırayım efendim. Arkadaşım Paşa, Paşa, Leman ve Jale. Memnun oldum. Memnun oldum. Bir mukarebe, bir mukarebe. ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor kızlar? Ya ne yapalım ya? İşte buraya gelmeden önce Jale ile detoks dükkanına uğradık. Bunun için bir şeyler yani. Ya yaz geliyor, dikkat etmek lazım. Bir de bu bağırsaklar biraz evet. Önemli abi. Öyle, öyle. Sonuçta üçüncü beynimiz yani. İkincisi ne paşa? Oğlum bir beynimiz, kendi beynimiz. Bir, iki dalak, üç bağırsak. Allah'ım dalağı seni. Paşanın şakaları ya. Var. Ay. Oo, Leman kitap almışsın. Ne bu, ne okuyorsun böyle? Ya Anton Çehov, ben Rus edebiyatını çok seviyorum. Ha. Ben de bayılıyorum. Ha, benim favorim biliyorsun sen. Dostoyevski. Oho. Ben de ona bayılırım. Onun hatta çok felaket bir hikayesi var. Bilmiyorsanız anlatabilirim. Biliyorlardır bence. Bak biliyorlardır. Hiç yok yok girmedi. Kudret bir dakika. Ben çok ilgiliyim gerçekten. Merak ettim hangi hikaye? Tımar borcu var bunun. Tımar borcundan dolayı Hokkabaz diye bir tane romanı var ya, onu yazıyor. Hokkabaz'ı yazıyor. Şu Hokkabaz'ı geçtim. O tımar borcu ne paşa? Ne yapmış Dostoyevski? Atını tımarlatmış da borç mu takmış? O kadarını bilmiyorum da benim bildiğim bunun bir tane popüler bir kitabı var ya. Sus ve Cefa diye. Ondan sonra ya şey diyorsunuz galiba, Suç ve Ceza'yı diyorsunuz. Onu hiç öyle bir kitabını duymadım. Onu yeni yazmışsa alır okurum, onu da okurum yeni yazdıysa. Neyse. Neyse, neyse. Ay ay. Ya Leman, ben seni tanıyorum ama Jale, seni tanımıyorum. Daha önce Leman'ın yanında görmemiştim. Ya çok normal. Biz çünkü İstanbul'dan değil, İzmir'den arkadaşlar. Evet, evet, evet. İzmir ya. Bayılırım İzmir'e. Biz İzmir'de devamlı... bu arada çekirdeğe figen derler İzmir'de. Ne oldu? Kim diyor onu? Bana bak bana. Kim diyor onu? Benim tanıdığım İzmirliler Çiğdem diyorlar çünkü ona. Figen. Oğlum bak, emin olmadan acaba bazı bilgileri vermesen mi paşam? Eminim oğlum, emin olmadan ben konuşmam. Çiğdem diyor. Kız ismi lan, Çiğdem isim. Figen eniştemin adı mı? Figen, ben annem evde devamlı balkondaki Figen yiyeyim, Figen istedi canım falan. Figen deriz biz. Allah Allah. Ya tamam, bir şey söyleyeceğim. Karıştırmış olabilir. Niye bu kadar geriliyorsun sen? Ya tabii ki, tabii ki ya. Karıştırdı bence ya. Ben de bazen karıştırıyorum ya. Ben neyi karıştırıyorum biliyor musunuz? Kaşıma kirpi, kirpime kaş diyorum. Çok komik bu.
Bu arada müjgan kirpi demek. Müjgan kirpi demek ne? Ne yapıyorsun oğlum? Kirpik. Kirpik, kirpik, kirpik. Kirpik, kirpik. O kadarını bilmiyorum. Ama sen hiçbir kadarını bilmiyorsun ki oğlum. Bir sussan mı paşa? Ya tamam, gerilmeyin artık. Yani bunlar da hacivatlı karagöz gibi atışmayacak. Ya biraz hakikaten ya. Bildiğin şurada olta oyunu olduk yani. Orta! Orta! Orta oyunu aman olta. Neyse konuyu değiştirelim ya. Leman. Sen, abin evleniyordu senin. O ne oldu ya? Ya sorma ya. Karşı taraf o kadar yani geleneksel çıktı ki çok zorladı yani kız tarafı bizi. Ya. Abi normal değil mi canım? Kız evi, haz evi derler yani. Haz evi ne lan? Haz evi, sen bunu mantığına nasıl yedirdin ya? Sen bunu nasıl kabullendin? Kız evi, haz evi nasıl oluyor o? Onu bana bir söyle. Kız isteme sırasında babası direkt dansına mı çıkıyormuş? Dedesi çaça mı yapıyormuş? Bu evin hazzı nereden geliyormuş paşa? Kudret sen hayırdır ya? Bunlar çok genel bilgiler. Kendini rezil ediyorsun lan. Kız evi, haz evidir. Hatta yatak odasını da kayınço yapar. Yapmaz! Ne kayınçosu? Kız evi naz evidir, yatak odasını da kız tarafı yapar. Bunun kayınçoyla ne ilgisi var? Bu ailede kayınço yoksa ne yaptın o aile? O kadarını bilmiyorum. Ya tamam, gerilmeyelim bence. Bilmiyorsa da bugün şu anda senden öğrenir işte. Evet, doğru ben. Öfkelenme abi. Öfkeyle kalkan zamanla öpüşür yani. Öğrenme diyor. Öğreniyor. Bilmiyorsa da öğreniyor diyor. Ha, öğrenmenin başı yok yani. Tamam. Abiciğim öğrenmek eşikten mezata kadar yani. Bak durmuyor da ya. Lan oğlum, bu deyimde eşikten mezata niye böyle bir güzergah belirlesinler? Bu eşikten mezata giderken öğrenmek nasıl birleşiyor kafanda? Bunu bana bir söyle paşa. Rezil ettin kendini. Bu ne cahillik? Lan kap eşik, lan kapının eşiğinden gidiyorsun mezata evet, kadar. Evet. Yolda öğrendin her şey cebine kar. Kar. Ya çok tatlısınız böyle atışarak falan. Evet. Ya öğrendik. Sakin olun oğlum. Bir şey soracağım. Acıktık mı ben biraz? Ah değil mi? Değil mi? Acıktık ya. Bir şeyler söyleyelim. Çünkü yanlış bilgi benim tansiyonu düşürdü. Vallahi billahi. Sol kolum uyuştu böyle. Çağıralım birini. Garson, abi bir bakar mısınız? Buyurun, ha. Hoş geldiniz. Gel oğlum, gel. Ya ben tavuklu salata ve tiramisu istiyorum. Ben de aynısından alabilirim. Tamam. Ya ben de rica ederim abicim. Tamamdır, siz? Ben çok aç değilim, emek almayacağım. Salata, bir tane çıban salata. Tatlı olarak da bir tane kazan gibi. Bak ben kazan gibiye kadar kendimi tuttum. Ama bundan sonrasına dayanamam. Yeter lan! Kazan gibi ne? Tamam, hemen getiriyorum hemen. Ne getiriyorsun? Abi ne anladın da ne getiriyorsun acaba? Ne demek ne anladım efendi? Yani gayet açık adam, yemek yemiyorum diyor. Çıban salata, çoban salata. Ya, ne olur. Kazan gibi, kazan dibi. Ya evet biz anlaşıyoruz. Sen ne kadar gerildin, bir rahat bırak çocuğu ya. Aman doğru, abi. Doğru. Senin benden alıp veremediğin bir şeyin var aslanım. Abi yok. Yok, vallahi rica ederim. O zaman tamam. Abi bana da bir tekerpare getir. Sana mı? Anlamadım. Çık git lan. Çık git lan. Ne yapıyorsun? Kudret biraz gergin galiba. Ya açıkçası şaşırdım çünkü Leman hiç böyle bahsetmedi sizden. Evet, senden hiç böyle bahsetmedim ben. Tatlı tatlı muhabbet ederiz dedim ama fazla gerdin bizi. Ya affedersiniz ya gerçekten. Ben kusura bakmayın, özür diliyorum. Ben öyle birden öfkelendim şu an. Az önce de dedim bak, kalkıyorsun öfkeyle kalkan zararla öpüşür abicim bu. Yapma kendine bunu ya. Kimle kim öpüşüyor ki? He? Şey kızlar, televizyon izliyor musunuz? Hangi dizileri seyrediyorsunuz bu aralar? Ben
Aile izliyorum çünkü Kıvanç abi. Kıvanç abi. Güzel. Ya ben şey izliyorum. Gelsin hayat bildiği gibi. Oo evet. Şeyin BLM yapımı. Gümbür gümbürü de yapıyorlar cumartesi günleri. Bayılıyorum ya. Çok güzel. Dizi olarak da Kızılcık Berberi var. O da güzel. Film, film. Film. Film olarak ne izliyorsunuz? Bana film söyleyin. Yani benim şey, Norveç sinemasına özel bir ilgim var. Trier'in hastasıyım. Ya işte bak, Avrupa sinemasına ben de bayılıyorum. Türk sineması. Tek geçiyorum. Özellikle komedi filmleri. Bu Ata Temizel'in bir tane Ayva Ayva var. Bayılırım. Dedemin Biti var. Dedemin Biti. Şey var, şey oynuyor. Doğa Buçkay, Alper Dul, Erdem Beter, Onur Atıyla. Hep şey bunlar. Dedemin Biti oyuncuları. O film dedemin fişi olmasa sakın. Dedemin Biti herkes bilir bunu Kudret. Sen hariç, sen hariç ab. Ya hanımlar siz de bir şey söyleyin ama bakın. Bu adam bu yaşına kadar hiçbir uyarı almadan gelmiş. Bu kalıba böyle erişmiş. Her şeyi yanlış biliyor. Lütfen ya ama artık. Tamam, öğrenirim. Çabalarım, öğrenirim yani. İşleyen demir fırıldar yani. Tamam abi. Sakin ol. Ama ben bunu artık neresinden tutayım ya? Paşa, ne olur iyice saçmalamaya geçtin. Fırıldar de ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Daha fazla gerileceksen bak Cale İzmir'den geldi muhabbet etmek için. Biz kalkıp gidelim gerçekten. Yok, ay yok. Kalkmayın, kalkmayın. Kalkmayın. Ay hiç, affedersiniz. Şimdi Lema, şimdi şöyle bir şey var. Biz Taşa'yla daha önce hiç böyle kızlı ortamlarda bulunmadık. Ben bulundum tek başıma yani. Daha önce bulunmuştum. Ulan tek başınaysan kız nerede? Boş boş konuşma beni de. Çok affedersin. Ben de onun bu yüzünü ilk defa görüyorum. Yani ben de şaşkınım şu anda. Sakin olabilirsek, ben söz sakin olacağım. Sabırla olacağım. Vallahi billah. Tamam. Tamam, zaten biz takılmıyoruz ki. Tamam. Eğleniyoruz biz. Doğru, doğru, edim, doğru. Edim. Ya sohbet edelim. Allah'ınızı seversiniz. Ne vallahi olacak edelim, ya? Vallahi edelim, edelim. Ya evet. Ama son zamanlarda hangi ortamda, kimle sohbet edelim desek konu elbette bir noktada ekonomiye geliyor abi. Doğru. Ama doğru. Neye gelecek? Halimizi görmüyor musun? Ateş pahası her şey. Vallahi paranın hiçbir kıymeti kalmadı abi. Bir de bu sıkıntı her kesimin yarası oldu. Doğru. Tabii. Normal, normal çok kötü. Ya ne demiş Napolyon? Yara, yara, yara yani. Çok kötü. Ah! Ne yapıyorsun be? Sen üstüne bak, yara yara gelirim ha. Biz bunu mu konuşuyoruz ya? Ha? Yara, yara, yara neymiş? Biz parayla ilgili konuşmuyor muyuz? Napolyon bunu nerede, nasıl söylemiş olabilir yara, yara, yara diye ya? Oğlum sen ilkokul terk misin? Hiç okumadın mı? Savaş esnasında askerler böyle sıkışmış, o da orada şapkasıyla Napolyon diyorlar, ne var diyor. Geçemiyoruz, yara yara ilerleyin diyor. Bunu bilmemen de yani, saçma ya. Lan buradan! Artık! Aa, Kudret! Yeter artık! Bu ne çok ya? Çok gerildik, gidiyoruz hadi Cale. Ya, ya evet, bu ne değil ya? Ben anlamadım, eğleniyorduk Paşa ay, Bey. Ay. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Lütfen beni ekleyin, ben Cale. Figen 35,5. Etleyeceğim, tamam. İkiniz hadi de etleyeceğim. Hadi sen de Cale, yürü lütfen. Ya. İkiniz de etleyeceğim. Etleyeceğim ne? Allah'ın cezası. Etleyin, lütfen. Kudret, çok gerdin bize. Çok affedersin, sakin ol. Niye böyle oldu ya? Çok gerginsin, söylüyorlar işte. Bu ne abi? Biraz kendine gel ya. Abicim, hakikaten hiç olacak şey değildi. Ben sana çok yüklendim. Yani yapmasaydım daha iyiydi tabii de. Yani tamam, neyse. Küfür müfür ettin de etme bir daha. Tamam, yani, tamam. Boş ver. En azından kızları gördük. Ya. Güzel kızlar ya. Evet, evet. Sezar ne demiş? Bici, bici, bici. Bunu Adana'da mı demiş Sezar? O kadarını bilmiyorum. Peki bunu ne amaçla söylemiş? Yani ne anlama geliyor bu veni bici bici? Benden öğrenecek çok şeyim var. Geldim, doydum, gidiyorum. Allah senin belanı versin. Belki zor bir mesele, hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.